Herkese merhaba, sahadakilere hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yine önemli gelişmeler var. Değerli yorumcularımızla bunu konuşacağız. Kayserispor'un neden 3 puanı silindi? Kayserispor tahkime başvurdu. Bu 3 puan silmesinin tüm detaylarını BBC'den transfer ettiğimiz Ayhan Baynal, 3 haftadır biliyorsunuz kendisini BBC World'dan transfer ettik. Spor bölümü şefiydi. TV Kayseri'ye geldi. 3 haftadır Anglo Saxon BBC haberciliği yapıyor. Bu hafta da yine aynı şey söyleyecek. Thank you very much Mr. Baynal. Okay. Daha sonra Alain Spor'la Kayserispor maçları çarşamba günü, onu konuşacağız. Niye hafta sonu değil? Kupada rakibimiz Antalya. Antalya'ya gideceğiz tek maç usulü. Bakalım son 6'dan çeyrek finale kalacak mıyız? Türkiye Kupası'nda yolumuz açık mı? Ve vaktimiz kalırsa bir son 6 bu sezon ilk dönemde, yani Dünya Kupası arası öncesi sahadaki olayları, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Kayserispor'a 1,5 milyon TL ceza geldi. Bu ciddi bir rakam. Biraz da bunu konuşacağız. Değerli yorumcularımız, BBC World'dan değerli arkadaşımız Mr. Ayhan Baynal. Welcome Mr. Baynal. Yes. Thank you. Abi hoş geldin. Şemun Akman, hikayeci Şemun abi. O hep hikaye ister. Nasılsın Şemun abi? Eyvallah. Sen de bugün çok şıksın. Sağ ol abi. Fotoğraf sanatçısı Yalçın Sezgin, yine her zaman gibi cool görüntüsüyle aramızda. Teşekkür ederim. Serdar Erbaşı, değerli yorumcumuz, aynı zamanda inşaat mühendisi, birazdan gelecek 5 dakikadan stüdyoda, onu da bekliyoruz. Çaylarımızı, kahvelerimizi aldık. Ayhan abi dediğin tuttu. Şimdi şöyle, 3 hafta önce kimsenin haberi yok bu olaydan. Ayhan Baynal dedi ki Kayserispor'u bekleyen çok ciddi bir tehlike var dedi. Kayserispor'un 3 puanı silecek dedi. Şemun Akman da dedi ki ya olur mu ya filan dedi. Federasyon... Ne dedin abi? Ben şunu söyledim. Evet olabilir ama geçmişte federasyon affettim dedim. Ayhan Bey de evet affettim iki defa ama bu son artık dedi. Ben dedim ki Türkiye Futbol Federasyonu'na güvenim sonsuz, affeder dedim ama affetmedi. Federasyon sonra affetmedi abi, hayırdır? Ben ne oldu bilmiyorum. Federasyon da affetmedi ama Ayhan Bey'i haberciliği için kutluyorum. Yani gerçekten kimsenin bu haberle alakası yokken ilk defa bu haberi duyurdu. Kayseri kamuoyuna da ya söyledi. Türkiye genelinde de ilk söyleyen biliyor evet, musun? Evet. O dönem kimse bunu söylemiyordu bu. Çünkü başka Süper Lig'de değil ama diğer şeylerde de alt liglerde de oldu. Ayhan Bey'in yeni iddialar da var. İstersen. Birazdan Mr. Baynal'a bırakacağım ama şimdi şöyle 3 hafta önce sevgili Hüseyin hazır mı? Hazırsa Ayhan Baynal 3 hafta önce ne söylemişti? Kimsenin haberi yokken ne söylemişti? Onu bir izleyelim. Anglo Saxon gazetecisi Ayhan Baynal açıklayacak. Abi Öner mesajsın ha. Yanlış anlama. Espri yapmıyorum. Çünkü önemlidir Anglo Saxon gazeteciliği. Bilim verilere dayanır. Abi nedir Kayserispor'u bekleyen tehlike? Şimdi bunu muhtemelen yarın gündeme düşer diye düşünüyorum. En azından düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ben bunu sitede yayınlayacağım. Şimdi bildiğimiz gibi geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı final oynadık. Türkiye Kupası finali biliyorsunuz Haziran ayında oynadı yanlış hatırlamıyorsam. 31 Mayıs'a kadar Kayserispor ulusal kulüp lisansını alamamıştı. Kupayı kazansa bile demiştik. Türkiye Kupası'nda Avrupa'da Kayserispor'un temsil edilemeyeceğini ifade etmiştik. Ve bunun devamında da bu uygulamayı Futbol Federasyonu 3 defa tehir etti. Bunun ilk tarihi 30.09.2022 dedi. Daha sonra 30.11.2022 dedi ki bu yaklaşık bir hafta öncesine kadar. Futbol Federasyonu Başkanı Büyük Ekşi geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir açıklamada bulundu. Dedi ki önümüzdeki günlerde dedi 23 takımın puan silme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı. 23 takım. 23 takım. Bunun içerisinde Süper Lig'deki 5 takım var. 17-18 takım 2 ve 3. lige kadar giden bir uygulama içerisinde bir liste oluştuğunu söyledi. Normalde biz 31 Mayıs 2022 günü son tarihti. Sezon başlamadan önce de bütün takımlar ek süreler veriliyordu. Bu süreler içerisinde tamamlamaları gerekiyor. Tamamlanmayan şeylerde de puan silme cezasına kadar giden bir olaydı. Eğer şu anda son süre olan 23 Aralık 2022 tarihi bu 23 takım için son tarih.
23 Aralık 2022. Evet, 2022. Evet abi. 23 uzatma Aralık imkanı var mı? Kesinlikle yok. Çünkü 3 defa uzatıldı. Yani uzatma imkanı bu cezaları, yok mu yoksa bu cezaları, federasyon uzatabilir mi? Bu cezaların uygulanmaması için 23 Aralık'a kadar 4. defa ertelenmiş oldu. 5'i yapar, 5'i erteler. Ertelemesi, erteyip erteleme meselesini tartışırız. Şu anda zaten uzatmalar oynanıyor. Yani aslında normalde 30 Kasım sondu. 23 Aralık'ta muhtemelen bir karar verilecek. Ve birçok takıma da zaten cezaların tebliğ edilmeye başlanmış. Yani alttan puan takım puanların silinme ihtimalleri var. Birinci defada zaten 3 puan siliyorlar. İkinci defada tekrarında borçların tebliğleri de buna devam ederek. Bu, ayrıca UEFA ve FIFA'nın bize göndereceği ekstra cezalar da var. Yani oradan da cezalar, silme puan cezası gelme ihtimali var. Ve Kayserispor'u bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi, evet sadece borçla karşı karşıya kalmayacağız. Almış olduğumuz puanlardan da puan silme cezası başlanacağına dair görüş var. Bazı araştırmış olduğum yazı ve spor otoritesinin ifadeleri ne ise, Süper Lig'deki bir iki takım bu konuyu çözebileceğini 23 Aralık'a kadar, eğer 23 Aralık'a kadar çözemeyen takım olursa ki bunun başında lise başında Kayserispor'un olduğunu, büyük bir ihtimalle puan silme cezası Kayserispor geleceği yönünde ifadeydi. Eğer bu gerçekleşirse gerçekten hem Kayserispor aslında prestij kaybına neden olacak, hem futbolcu adına da tedirginlik meydana gelecek ve en basit şu anda bizim UEFA'da beklemiş olduğumuz bir liste şeyimiz var. Deniz Türüç'le ilgili. Deniz Türüç'ün kulübüne verilmesi gereken transfer parası. Hollanda'daki kulüp değil mi? Evet. Yetiştirme parası. Yetiştirme parası. Transfer parası. İşte yetiştirme parası. Transfer üzerinden belli bir payın verilmesi gerekiyor. Evet. Yetiştirme parası %5. Şimdi verilmediği ve hatta lisansının ödenmediğini, lisans bonservisinin ödenmediğine dair bilgiler, ifadeler var. Bu ifadeleri üstüne koyduğunda muhtemelen oradan da bir ceza yeme ihtimalimiz var. Ve bu cezaların neticesinde birleşimiyle 3 puan kesin gider. 3'ten fazlasına gitme ihtimali var mı? Olabilir. Bu da ihtimal bazında. Sadece 3 puan mı silinecek? İlk aşama 3 puan. İkincisinde 6 puan, üçüncüsünde 9 puan diye gider. Yani bu önemli bir risk yani. Yani aslında bakın biz bu cezaların uygulanma şeklinde söyleyeyim. Not almışım. Konuşurken, evet. Notunda aynen. Şimdi ben daha fazla sanıyordum. Evet, 3 hafta önce kimse bu konuda bilgi sahibi olmazken gerek Kayseri basını gerek İstanbul medyasında bu konu konuşulmazken Ayhan Baynal, BBC World'dan transfer ettiğimiz Mr. Baynal bunu 3 hafta önce sahadakiler programında söyledi. 3 puanı silinecek dedi. Tabii sevgili Şevin hocamın şark damarı zıpladı. Dedi ki yok ya 5 ertelerler de 4 defa ertelemişler dedi. Evet. Olmadı hocam. Yani federasyona güvenip sonra... Kırgınım abi federasyon. Federasyon dik dürü sevgilesi geldi o sefer. Belki erteler şimdi erteler. Yani ama Ayhan Bey tebrik ediyorum. Yani hatta orada ikincisinde 6 puan sınacak diyor. Yani şimdi ona ne? Soracağım. Ne diyorsun? Yap soracağım bunu. Öyle bir durum var. Şimdi direkt benimle girersen sert girmeyeyim. Gireceğim. Sesiniz yani var. Hayır sert gireceğim olaya da o yüzden sert. İstersen devam edeyim. Evet abi ne olacak? 9-15 barajını kurduk. Şimdi tabii ben bu tarz söylemleri duyduğumda bizim aklımızda alay edildiğini düşünüyorum. Şimdi puan silinmenin bir sebebi var. Borçlar ödenmemiş. Futbolculara paralar ödenmemiş. Peki kardeşim. Kulüp başkanı 333 milyon alacağım var diyor. Kulübün borcu 900 milyon. Devraldığın rakam belli. Bu paralar nereye gitmiş bu topçulara ödenmemişti? Yani insan bunu bir sorgulamaz mı? Yani sen 200 milyonla aldığın borcu 900 milyona çıkartmışsın. Peki o 700 milyonu kime verdin bu topçulara abi, da ödemedi? Kur farkı var. Ya kur farkı da olsun. Kur farkıyla o oyuncuların paralarını, ödenen paraları çıkartsın desin ki başkan. Bak kardeşim desin. Çıksın açıklasın yani bu paraları buraya harcadık. Bu 700 milyonluk fark nereye gittiyse biz bilelim de. Yani bu topçuların bildiğim kadarıyla tahtanın kapanma gelen, sebebi, puan silinme sebebi çok komik rakamlar. Değil mi? Birazdan Ayhan Baydal olur. Atletico Madrid. Evet. Ya hocam bak. Deniz Sürüş. Kulüp bak. Mensah var. Kırzic. Mensah.
aktif numaralık dedik ya. Evet. Bir de İsmail Küpe. Hocam bak ben şuraya takılıyorum. Ödemiyorum. Bu hanımefendi sevgili başkanımız benim anladığım İsmail kadarıyla Küpe. Şöyle kulüp yönetmiş. Deniz Türücü. Ya biz bunları aman Deniz Türücü'nün borcu mu? Tamam hallederiz ya da halletmezsek devletimiz affeder. Hep bu tarz yönetilmiş de demek ki bu hale gelmiş bu kulüp. Yani benim aklım mantığım almıyor. Yani bunu kabullenemiyorum. 700 milyon artı eksi borca geçmişiz. Ama futbolcunun borcunu ödemediğin puanın siliniyor. Tahttan kapanmış. Benim en çok üzüldüğüm o sahanın kenarındaki Çağdaş ve o sahadaki oyuncuların emeklerinin basiretsiz bir yönetimin yüzünden silinmesi. Ben ona takılıyorum. Yoksa 3 puan silinir. Yazık Çağdaş bir daha alsın. Ayhan Bey'in söylediği gibi bir daha silinsin. E böyle iş mi olur ya? Peki nereye gitti bu paralar kardeşim? Abi kur farkına gitti diyoruz ya. Kur farkına gitti diyorsun. Serdar sen ne düşünüyorsun? Sonra Ayhan abi sana vereyim en son. Şimdi tam bir şeye girdim. Ayhan abinin bayağı bir süre önce yapmış olduğu 3 hafta önce müneccimliği. Nostradamus Ayhan evet. Evet müneccimlik yapmış. Abi müneccimliği nasıl yaptı? Görünen köy. Görünen köy. Tabii bunu dinlendirmiyor. Görünen köy görmek önemli yani. Şu var tabii. Evet, bu ayrı bir şey. Onun tebrik ediyoruz. Yeterek. Evet. Hani şu var. 4 defa ertelenmiş. 5. ertelenir mi? 6-7 olur mu diye beklerken yeter artık ben olmaz. Ben bekliyorum yani. Federasyon adına federasyon aykırı bir karar verdi. Onu söyleyeyim. Ya siz de ikiniz de geçmişe göre bakarak bir tahminde bulundunuz. Evet. Ayhan abi bayağı da söylüyordu bunu. Böyle bir şey olacak. Olayınca da arkası gelecek diyordu. Maalesef. O anlattığı müneccinin arkasındaki 6 puan, 9 puan mesela demek bu olaylar çözülmez ise küme düşer anlamına geliyor zaten. Bu anlama geliyor. O evet. kadar puanı kurtaramazsın. Kaldı ki bu muhtemelen puanlarla sınırlı diye başka idari yaptırımlar olabilir. Başka sıkıntılar da ortaya çıkabilir diye görüyoruz. Sözünü keseyim. Biz ilk hafta hatırlıyor musunuz? Geçen de konuştuk. Kasımpaşa maçına altyapıdaki oyuncularla çıkmıştık. O zaman niye biz ceza yemiştik? Transfer yasağımız. Transfer yasağı tahtaya açılmasıyla ilgili. Zaten biz hep peki transfer yasağı neden gelmişti o zaman? Yine futbolcu ödememesinden biliyor musun? Hocam. Şimdi şöyle bir durum var. Sen çok sert girdin. Biraz seni rahatlatayım diye konuşuyorum. Yok bir de federasyona da sert gireceğim. Bak yüz ifadesi de böyle. Yani çok asabi çok sinirli. Hani hepimiz de aslında sinirliyiz. Ben dün akşam İzmir'de eski menajerlerimizden Reşat Çağan Beyefendi ile beraber. Oo Reşat Bey, selamlar orada. Reşat Bey ile beraber tanıştım orada. Çok da Kayseri Spor olunca mevzu derin tabii. Çok bir şeyler anlattık onu falan. Özetle şunu söyledi, uzaktan izleme rağmen çok üzülüyorum. Durum çok kötü dedi, çok üzülüyorum dedi. Durum çok kötü derken? Ya bir şeyler anlattı da ben şimdi anlatmayayım. Yani hayır, çözülemeyecek bir durum mu var kulüpte? Çözülmesi, ya çözülür. Çözülür eyvallah ama tekrar o yani şimdi çözüm yöntemi çözülmüş. Ama çözüm nedir? Halının altına süpürürsün. Çözüm yöntemidir. Ya da basit anlamda söyleyeyim. Yüksek faizli kredi alır borcu ödersin. Borç biraz daha artar ama borç bir yerde görünmez. Ya da başka bir tane futbolcu şimdi bunlar kaç yıl önceki borçlar? 3. Çok eski değil mi? 2007'den beri diyor. Eski yönetim değil mi? Benden başkanım şu vardı. Eski yönetim borçlarını ödemekten biz öldük diyordu değil mi? Demek ki bitirememiş. Hala ödüyormuş. Peki ben geçenlerde ya da birkaç gün önce internetten bir şey arıyorum. Ararken bir haber gördüm. Haberde Erol Bedir başa geçmiş. Eski yönetim borçlarından bahsediyor. Şu kadar borç var. En büyük önceliğimiz eski borçları temizlemek. Temiz bir sayfa açmak diyor. Benzer açıklamayı kim yaptı? Benden başkan yaptı. Şimdi yönetim değişti. Yine aynı şey olacak. Şimdi yönetim basın sözümüz Samet Koç açıklama yapıyor işte Twitter'dan. İşte açıklama yapacağız. İşte bunlar ertelenmiş borçlar. Bu demek şu demektir. Ne eski yönetime ne bize ait borçlar değil. Daha eski yönetime ait borçlar diyor. Şimdi oradan yok İbrahim diyor yok şu oluyor bu oluyor. Yani bir devir alıyorsun devir abi alırken. Bu Entep meselesini hatırlıyorum. Yani eskiden bir ara geldi bu. Hatta gelişi de olaylı bir... Demek ki Entep parası ödemişiz. Hayır yani çok olaylı bir gelişi vardı. Hatırladınız mı Murat Bey bu kişisel tercih üzerinden bir yorum yapılmıştı. Oyuncunun. Evet, bazı evet. pozları falan vardı. Hatırlıyorsanız evet, oyuncunun. Yani evet. o dönem onunla ilgili gelmişti. Zaten oynamadan gitti yani çok da durmadı. Biraz yani, ondan dolayı gönderildi. Bir de şöyle var gönderilirken ya da gönderdikten sonra erken müdahale etmez isen o borç katlana katlana büyüyor.
2'ye, 3'e, 4'e, 5'e katlanıp daha da büyüyor. Özellikle bu futbolcu borçları, diğer kulüpler olan borçlar, avukat parası, faizi, maizi, cezası, mezası derken yüksek zamanda büyüyor. Eğer ki doğru zamanda kapatmazsan, uzlaşmaz isen sorun büyüyor. Benden başkan ilk geldiğinde bazı oyuncularla uzlaşıp göndermişti. Değil mi? Ama geçmişteki sorunlarla gidemek ki böyle bir şey yapmadı. O sorunlar büyüdü, 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 artarak bir anda patladı. Patlarken de başkanımız görevinden affını istedi. Beni fedakarlıklarımla hatırlayın deyip gitti. Biz şu anda bu durumdayız. Biz hep buradayız. Yöneticiler değişiyor. Biz hep eleştiriyoruz, konuşuyoruz, dinliyoruz, inanıyoruz. Evet. Destek bir bakın bir önceki yönetim şimdi Kayseri camiasının, Kayseri'nin daha önce görmediği destekleri gördü. Sponsor desteği gördü. Taraftar her şeye rağmen arkasında durdu. Çok arkasında durdu. Bütün şehir arkasında durdu. Yani ciddi bir destek verildi. Hiçbir başkana bu kadar destek verilmedi. Ben hatırlıyorum. Şimdi sosyal medyada olumsuz bir yorum yapıldığı anda alttan 10 tane cevap geliyor. Birisi kazara işte benden başkana bir şey söylesin. 10 tane cevap ya. Hemen tweet siliyor falan. Yani arkadaşlar böyle bir destek vardı. Sosyal medyada destek vardı. Biz zamanla hatırlarız. Aynı abinin forum sitesi vardı. Takım 2-1 yener. Neymiş efendim? Takım işte gevşetmiş. O zaman da ilk 5 oynuyoruz. Recep Mahmut zamanında. Nasıl saldırırlar? Hiç acımazlar. Futbolcuları sokakta görünce fırça atardı bizim arkadaşlarımız. Yani bizzat ben yapmıştım zamanında. Kayseri Spor tarihinin en başarısız başkanı ama bu kadar prim alması da çok ilginç. Bu kadar destek, evet. Çok destek var. Aynen. Demek istiyorum. Şimdi evet. O kadar tarihi giremeyeceğim. Tarihi Ahen abi bilir. En çok harcama yapan, kulübe en çok borçlandıran başkanı. Ve skorlarla da ortada başarısızlığı. Şimdi baktığınız zaman skorda evet, skorda evet. Şey var yani skorda şu anda lig 5.liği var, final şeyi var. 3 yıllık süreyi değerlendirirsek sadece, başarısız bir başkan. Sadece destekten bahsediyorum. Ama kupa finali var. Bazı konularda şanslı olduğumuz durumda. Ya küme düştük, affedildik. Son maça kaldık. Evet. Rakibimiz gol yedi filan. Yani, iki sene direkten döndük. Bu kadar şansa, bu kadar da desteğe rağmen maalesef bana göre 3 kötü sene geçirdik. En başlarız bilemem ne kadar. Ayhan abi şimdi 4-5 tane en azından sayabilir. Evet, Ayhan abiye döneceğim ama sen federasyona gidebilirsin. Evet. Federasyon, hocam dedi ki işte federasyon ilk defa dirayetli bir karar verdi. Yok baskıdan. Şimdi kendi daha önce kulüp başkanlığı, yöneticiliği yaptığı kulüp de aynı bizim pozisyonumuzdaydı. Vermek zorunda kaldı. Yoksa kendi de şaibeli olacak. Peki onlardan niye silinmedi? Ödemeleri ne her diye Kayseri Spor hariç hepsi yapmış yani. Bak hocam şöyle yani bir diğer kulüpler ödeme mi yapmış? Benzetme yapayım. Yani ben Meşo filan sonunda demin de yaptım ya. Bir açıklamasını okudum. Şey yapıyor yani. Kulüp o kadar şey yapmış ki diyor ki nasıl olsa affederler. Ligden düştük affettiler. Ondan sonra borcumuzu ötesi var mı ya? Evet. Yani bir Ankara gücü vardır. Futbolcular, yani. Evet, futbolcuların borçlarını ödemezsek de olur. Yani nasıl olsa affederiz. Türkiye'de af kanunu var. Yani şimdi ona dayanarak bir de aynı şeyi bizim pozisyonumuzu İstanbul'un büyük takımları falan onlar yaşamış olsaydı işte o federasyon başkanı bu kararı alamazdı. Silemezlerdi. Birilerinin kellesi alınmak zorunda. Hani yapıyorum bak olayı bu. Peki Ahen abi senden dinleyelim. Nasıl şimdi, oldu? Niye oldu? Ne olacak bundan sonra? Şimdi aslında bu işin başlangıcı Türkiye Kupası finalinden önce başlayan bir sıkıntıydı. Bu aslında kamuoyunu önce düşünmüştü. Değil mi? Hatta şey kupayı evet. Alsak gidemeyecektik. Ha, evet. Bakın onu da ilk ben söyledim. Evet sen demiştin. İlk abi. Ben söyledim. Kupayı alsak Kayseri Spor'un hayırına mı olacaktı? Zararına mı olacaktı bunun? Çünkü ya, o dönemde yani. O dönemde şey Twitter'dan bazı araştırmacı gazeteciler bunu yayınlamış. Yayınlamış diyorsun. Şey altı edildi. Yani Kayseri Spor Türkiye Kupası finaline çıktığında 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle Kayseri Spor ulusal lisans hakkını alamamıştı. Bu birinci aşamaydı. Daha sonra bu süre yeni bir tepki yayınlayarak yani da talimatı yayınlayarak 30'a 9'a ertelendi. 30-11'e ertelendi ve son ertelemede 23-12. Şimdi burada mesleğimin bakış itibariyle şüpheci bir yaklaşıma geldim. Nasıl yaklaşımda geldim? 31-12 demedi. 30-12'de değil, 23-12. Bir esprisi vardı 23'ü. Demek ki artık o tarihte önünde bir karar verilmesi gerektiği yönündeydi. O yüzden iddialı konuştu. Şimdi bu olay Kayseri Spor Kulübü'nün en büyük sıkıntılı kısmı nasıl oldu?
Biliyorsunuz bu işlerde bizim meslek itibariyle A mali müşavirden B mali müşavire şirket devredilirken iki tarafı da birbirine güvenip de bazı sorun şeyleri göz ardı edebiliyor. O mu verdi, ben mi vereceğim sıkıntısı olabiliyordu. Geçiş dönemi her zaman sıkıntılıdır. Kayserispor Genel Kurulu'nu öyle bir tarihte yaptı ki Genel Kurulu'nun 10 Haziran 10 Aralık'ta yapılamayacağı belliydi. 17 Aralık'ta yapıldı. 18 Aralık'ta da Kayserispor Kulübü'ne bu tebliğ edildi. Tebliğ tarihi 18 Aralık. Aynı ifade şu. Yani ne anlama geliyor? Şimdi burada dikkat çekmemiz gereken olay şu. Deniyor ki basında ve kamu... Ödenecek miktar ne kadar Ayhan Bey? 1 milyon 440 bin euro. 1 milyon 440 bin yani euro. Yani o 1 milyon, 1,5 milyon euro diyelim. 1,5 milyon euro ödenseydi puan silme olmayacaktı. Aynen. Olmayacaktı. Şimdi 18 Aralık'ta Kayserispor Kulübü'ne tebliğ edildi. İfadelerinde biliyorsunuz Kayserispor resmi sitesinde bu yayınlandı ama federasyonun vermiş olduğu yazı yayınlandı. Evet. Yazı yani direkt yazı. Kulübün yorumu falan değil ve kulübün idaresi kısmında değil. Orada ifade aynen şu diyor ki 8 Aralık 2022 itibariyle 8 Aralık yani Kayserispor'un mali kriter eksikleri şöyledir diyor. Transfer borcu 2019-2020 sezonuna ait 1 milyon 440 bin euro. 2019-2020. Evet. Bunu artık son aşamaya geldi. Bir şey söyleyeyim. Bizim almadığımız ceza 2019-2020 yılının borcu mu? Bizi 2020-21 bekliyor. 21-22 bekliyor. 22-23 bekliyor. Hayır, şunu öğrenmek istiyorum. Dönem dönem gidiyor bak. Hayır. Şunu öğrenmek istiyorum. Daha akıcı olması açısından. Bu aldığımız ceza 2019-2020 yılının şeyi. Dosyaları. Dosyası. Sebebini de anlatayım. Bu arkadaşların bu dosyaların sonuçlanıp federasyona gelmesi. Gelecekler var daha. Arkada ifadeler var. Mesela İsmail Çipe dedin. Değil mi az önce? Evet. Bana sayar mısın ismini tekrar girin? Entep var. İsmail Entep zaten var, vardı. Mensah var. Deniz Türüş var. Bak, Entep zaten vardı. Mensah da vardı. Mensah da vardı. Ama Atletico Madrid zaten Mensah'la bağlantılı. Ama İsmail Çipe. İsmail Çipe Kayserispor'a Galatasaray'dan kiralık gelen bir oyuncuydu ya. Evet. Yani bundan nasıl biz sıkıntıya düşük onu da anlamıyorum. Her neyse. Ama şu andaki resmiyette Mensah 750 bin euro. Mensah için dosyası öyle ifade kullanayım. Kıvız için 140 bin euro. Deniz Türü için 300 bin euro. Paul Entap için de 290 bin euro. Şimdi bu 2019-2020 bitti. Bunun 2021'i var. Bak. Kıvırcık 2021-22 sezonunda 6 ay maçında hatırlarsan Doğan Alemdar'ın kalede bulunduğu 3-0'lık mağlup olduğumuz maç. O maçta sahaya çıktı. Bir maç oynadı. Ondan sonra Adana Demir maçında yedek bulundu ve bir şekilde postaladık. Ama şu burada şey var Ayhan Bey. Aynı futbolcu. Kendisine değil de kulübe ödenmeyen para mı? Kendisine. Çünkü kendisine. Arkadaşı biz kovduk ya. Kendisine. Arkadaşı biz kapı dışarı çünkü attık. Atletico denildiği için sanki Mensah'ınki Atletico Madrid'e ödenmeyen para gibi. Hocam, Deniz Türücü'nki de öyle. Hocam ben Kıvırcık'ı konuşuyorum önce. Şöyle bir toparlasın hocam. Kıvırcık 21-22 sezonunda Altay maçında futbolcusu olamadığım tam o dönemde de sıkıntılı bir sürecimiz vardı. Kıvırcık'ı ilk 11'de sahaya çıkarttık. Bir sezon önce 37 resmi lig maçta oynayan bir adama bir maçta oynadık. Ondan sonra dedi ki bana yaramazsınız diye kapı dışarı gönderdik. Ki bu arkadaş neredeyse her mevkide oynayabilen joker oyuncu. Joker bir oyuncu. Yani kim ne yaparsa yapsın elinde kadrosu bulunması gereken. Ve bu arkadaşın 140 bin eurosunu ödememişiz. Ben kovulsam isterim abi bu paramı. Ben isterim. Valla bütün topçuların hakkı. Basit söylerim. Şimdi o 140 bin euro diyor ki mali kredi acaba belki de 50 bindi. Bir de öyle bir sıkıntı var. Yani 50 bin ödenmiyor sonra para uçuyor. Şimdi deniyor ki bu diyor Kayseri'siz bir altyapı sportif, hukuki, idari personel kriterleri zamanında yerine getirilmemiş. Ancak mali kriterdeki aşağıda yer alan borçlar diyor. Vadesi 31-12-2021 olan. 31-12-22 olanlar burada yok daha. 21 var ama. 21 var mı? Bunlar bir önceki yönetim ait değil ki şimdiki yönetim ait şeyler. Başlangıç dosyası 19-20'den başlayan bir 20. Borçlarda muhtemelen 21 olması normal. Ödenmemiştir diyor ve bu sezon için diyor ulusal lisans 22-20 için ulusal lisans verilmemiştir. Şu adı geçen oyunculara diyor az önce saymış olduğunuz Mensah, Kıvırcık, Deniz Türüt ve Paul Entap
denen oyuncu ki bu adam 6 maçta forma giymiş. Nereden niye geldi bilmiyoruz. Biz onu biliyoruz. Gelmiş ve bu oyuncuya bunlara diyor paralarınızı diyor 23 Aralık'a kadar ödeyin. Ödemez iseniz 3 puanınızı sileceğiz diye 18 Aralık 2022 tarihli yazıda Kayserispor kulübüne tebliğ ediliyor. Ne zaman 18 Aralık Kayserispor kulübü 17 Aralık'ta genel kurul yapmış. 18 Aralık'ta görev dağılımına açık olarak netleşmişler ve sosyal medyada şöyle bir ifade var ki yönetim yeni geçti, borçtan haber olmayabilir. Hatırlar mısın? Murat Beşik ifadeyi kullandı. 4 aydır Kayserispor'u fiilen yöneten Ali Çamlı evet, olduğunu kendisi de söylüyordu. Yani muhtemelen bundan bilgi sahibidir. Kesinlikle. Hatta toplantının yapıldığı ve bu tebligatın yapıldığı süreçte de Ali Çamlı'nın şehir dışında bununla ilgili çalışmalar yaptığı yönündeydi. Evet. Böyle bir duyumlarımız vardı. Ama anladığımız kadarıyla bu gerçekleşmemiş, sonuçlanmamış. Şimdi deniyor ki devamında burada diyor kulübe diyor 3 ay Futbol Federasyonu 23 Aralık'ta açıklamasını okuyayım. Kulüp lisans kurulu kulüp lisans ve finansal fair play talimatında ulusal kulüp lisansı ile ilgili maddelerle uyarınca diyor kalan kulüp Kayserispor ki bazı takımlar daha var. Bunlara da diyor 30 ila diyor 60 günlük ek süre verilmiştir diyor. Ek sürenin anlamı şudur. Biz şu anda 23 Aralık'taki süreyi bir hafta içerisinde tahkimde mi yanlış hatırlamıyorsam itiraz edeceğiz diyor. Edip etmekten de fikir sahibi değiliz. Bugün sosyal medyada okudum. Yeni Malatya itiraz ediyormuş. Birkaç takım itiraz ettik ve hemen söyleyeyim. Evet. Dün Ali Çamlı'nın açıklamaları diyor ki bu yanlış bir karar. Tüm hukukçularımız devreye girdi. Yardım ediyorlar. Biz bu perşembeye kadar başvuru yapacağız ki yapmışlar. Ve şunu söylüyor. Yabancı ülkelerde böyle bir sezon ortasında uygulama yok diyor. Ya ertelesinler diyor, ya iptal etsinler bu kararı diyor. Ya da bir sonraki sezon bu uygulasın şeklinde bir açıklama yaptı. Bir de kulüpler bir toplantısında bu gündeme gelmiş. Sadece İstanbulspor itiraz etmiş. Daha önce onun puanı mı silinmişti? Öyle bir açıklama da yaptı Ali Çamlı. Şimdi devam ediyorum. Muhtemelen bizim tahkimden de döner diyor abi. Dönmez. O tahkimden dönmez arkadaş. Bunu söyleyeyim. Evet. Her şey ayan beyan ortada. Evet. Sen talimatlar gereği demişler ki 23 Aralık'a kadar öde getir. Evet. Vereyim demiş. Aynen abi 6 puan, 9 puan, 12, 15 o nedir? Onu sen anlat abi. Şu devam istersen eksik. Devamı şu. Diyor ki 30 ve 60 gün ek süre verdik. Artık şartlara göre bağlı muhtemelen. 3 puanı siliyor sonra ek süre veriyor değil mi? Evet. Tamam. Biz şu anda 3 puanı kurtarırız hesabı yapıyoruz. Borcu ödenmediği müddetçe şartları genel lisans alamadığı müddetçe ikincisi devreye girecek. Bu sefer 2 katı devreye girecek. 6 puan devreye girecek. Peki borçları şimdi ödersek 3 puan tekrar geri alacak mıyız? Hayır kesinlikle alamayız. O gitti. Peki ben mantığına şu yani galibiyet primi verirken şöyle diyor mesela. Bir dakika yöneticiler diyecekler ki galibiyet primi. Bu maçta kazanan 3 puan aldım ben onu sildireyim diyecek. Ne diyecek ya yani? Şöyle mi olacak? Ben onu... Mantık öyle olacak senin hesabına yani. Göre. Siz çalışın ben sildireyim şimdi yani. Şimdi biz bunu ödemedik. 3 puanımız silindi değil mi? Silindi şu anda. Yani peki bir 3 ay 4 ay daha ödemedik. Hakimin kararından sonra silinecek. Bir silme daha cezası gelir. Şimdi ben şunu söylüyorum. İşin mantığını hani mantığını da tutmuyorum. Ya. Kardeşim benim bunu ödemediğim takdirde bir 6 puanım daha silinecekse şimdi ben ödesem bile 3 puanım silinmiş o zaman niye ben şunu sorarım. Niye ödemediniz o zaman yani işin mantık tarafı çok şimdi, ters gidiyor. Futbol Federasyonu alacaklı kurum değil. Futbol Federasyonu arada bir hakem. Diyor ki sen diyor mali kriterlerini, transfer limitlerini, geliri giderini, bilançonu, kulüplere borcunu, maliye borcunu velhasıl bütün borçlarını bana halihazırda getir ben sana lisans vereyim diyor. Yani ulusal ligde oynama lisansı. Şu anda sen diyor şartlarımı yerine getirmedin. Üstelik sana da diyor 4 defa süre tanıdın diyor. Evet. 31 Mayıs. Aslında normalde müracaat tarihleri bakın Mayıs gibi özür dilerim Mart gibi. Bak Mart gibi 31 Mart gibi aslında bu sistem başlıyor. Tabii. Biz 31 Mart gibi lisansı bir sezon lisans için alamadık. 31 Mayıs aslında birinci şey değil. İlk uzamanın birincisi. Peki bir şey soracağım. Şimdi 18 Aralık 17 Aralık dedi değil mi? Biz 17 Aralık'ta ne yaptık? Yönetim değiştirdik. Yönetimi 17 Aralık. 18 Aralık'ta federasyon tebliğ yaptı. Tebliğ yaptı. Çok bağlamış. Tesadüf değil mi? Tesadüf falan değil. Bak dikkat etsen o gün konuşmayacağım. Hayır tesadüf derken tesadüf dediğim şu. 18 Aralık'tan önce 17 Aralık'a genel kurul yapmak
ceza hükmünü soruyor. 18-17 aralığa kadar sorumlu kişi Berna Gözbaşı'dır. 18 Aralık'ta yeni yönetimdir. O zaman sorumlu. Hukuk açısından. Rahatladım. Kağıt üzerine öyle söylüyorum. Evet. Kağıt üzerine konuşuyorum. Şimdi bizim bekleyen olan şu. 1.440.000 euroyu ödeyebilecek gücümüz yok muydu? Ya da Bertolacci gibi bir oyuncunun bize 2-3 milyonluk ekstra bir maliyeti bu işin içinde yok. Daha önümüzdeki sezonda belki önümüze gelecek. O 2-3-4-5 kaçar yani. Şimdi yine Ali Çamlı diyor ki 4 kesinleşmiş dosya varmış. 4 sporcu dosya. O zaman şu elimizdeki. Ödeyeceğiz, mecbur ödeyeceğiz. Yani 4 dosya var kesinleşmiş. Peki yani. Ödeyeceğiz de niye 23 Aralık'tan önce ödemedik? 4 kesinleşmiş dosyada ben kaç kişi saydık? 4 tane adam. Kesinleşmiş kelimesi nedir? Kesinleşti bu. Kesinleşmiş dosya. Ceza gelecek yani. Bertolacci dosya şu an kesin değil mi? Yok, kesin. Parayı ödemeyecek miyiz? Hayır daha kesin ya, değil. Kesin değil. Para ödemeyecek. Ödeyeceğiz. O da büyük ihtimalle ödeyeceğiz. Geliyor, geriden geliyor o dosya. Yani şu an 2 sene, 2025'te bunu konuşacağız. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Az önce Yalçın Bey de ifade etti. Geçtiğimiz programda da bunu dile getirdik. Dedik ki Kayserispor kulübünün milyon euro üzerinde. Az önce ben katılmıyorum. Yalçın Bey'in ifadesine şöyle katılmıyorum. TL bazı borcu söylediğimde farklı noktalara ulaşırız. Şu anda TL 1 çarpı 18-19'dan hareket ediyoruz. Doğru mu? Kayserispor kulübü 42 milyon eurodan 45 milyon euroya bir borç da devralmış. 3 sezon sonunda bu borç 44 milyon euroya indirilmiş 32 Aralık 2022 tarihi itibariyle. Şimdi bu ben bilançoyu şunu dile getirdim. Geçtiğimiz programda biz bilançoyu konuşmuştuk hatırlarsanız. Bu bilançoda sıkıntılarım var demiştim. Nedir bu sıkıntılar diye soracaksın. Borçtan içinde ne var bilmiyorsun. Futbolcu kulüpleri, futbolculara borç olarak 89 milyon TL'lik bir ödenmeyen borç listesi vardı orada. 89 milyon TL. Sen de 90 milyon. Şimdi buradaki 1,5 milyonun karşısında rakam 30 milyon TL değil mi? Kabaca konuşuyorum. Ve önümüzdeki bir sürü dosyalar var. Bu dosyalar buraya eklediği zaman buradaki Kayserispor kulübünün resmetteki borcu 44 milyon değil, 54, 64, tabii 74, işte 84 gerçek olacak. Gerçek bir bilanço değil. Şimdi bu bilançolarda bilanço tekniği denen bir olay var. Borçlar buraya tahakkuk ettirildi mi? Cezalı duruma düşmüş olan borç. Mesela şu anda 1 milyon 440 bin euro Kayserispor kulübünün borcuna tahakkuk etti. Şu anda buraya geçmiş olması lazım. Yani 44 diye konuşuyorum ya. 45.5 oldu. Şimdi oldu. Her gelen dosya 46 gidecek bu. Dosya eklenerek gidecek. Yani şimdi bizim burada düşünmemiz gereken olan şu. Transferlerimizi hovardaca yapmışız. Bilinçsiz transfer anladım, yapmışız. Anladım. Bu açıklanan bilanço aslında bir önceki, iki sene önceki bilanço. Hayır. İki sene önceki. Yani abartarak söylüyorum. 2 Aralık 22 tarihli itibariyle. Hayır anlatamadım. Borç. İki sene önceki derken bu şu borç. Bu borç 3 sene önceki olay değil mi? Bu borç o tarihte yoktu diyebiliriz. Biz 2019-2020 senesinde ortaya çıkan borç sadece evrakları, dokümanları bitmedi diye biz bunun içine koymuyorsak o muhtemelen, zaman demek ki benim şu anki bilançom 2 sene önceki rakamlara göre yapmış. Muhtemelen konuşuyorum. Belki de Erol Bey'de zamandaki bilanço. Salladım. Abartarak söylüyorum. Yani o zaman o yüzden bize gerçekçi gelmiyor. Burada Ziraat Bankası'nın olan 30 küsur milyon TL'ydi. Yanlış borçlar var mı? Bak, önümde duruyor. Rakamlarım önümde duruyor. Ya. Ben şöyle söyleyeyim. Ziraat Bankası demeyin. Bankalara kredi borç olarak diyor. Kısa vadeli borç 39 milyon. Uzun vadeli borç 21. Yani yaklaşık 60 milyon TL. Yazmış. 60 milyon TL büyük borç mu size bir bu kadar bir rakamın döndüğü bir yerden? Bence büyük borç değil. Büyük bir rakam değil. Evet. Yani 60 milyon TL borç değil. Soru sorabilirim. Bu benim kendi düşüncem. Faiz sahibi yapılmış mıdır? Bilmiyorum. Burada kulüplerin şimdi uzun vadeli borç nedir? 12 aydan fazlalı borç uzun vadeli. Demek ki Kayserispor'un kısa vadeli 12 ay içinde ödemesi gereken borç 39-40 milyon TL. Bankaya. Bankaya ödemesi gereken. Büyük bir rakam mı? Ya inan büyük rakam değil ya. 1,5 milyon lirayı konuşuyoruz. 2 milyon euroyu konuşuyoruz ya. Ya X bir oyuncuyu almazsan, o paraya gidip borcu kapatsan kapatacak bir durumdasın. Ya şimdi şöyle bir durumu kaçırıyorsunuz. Hocam. Türk futbolunun genel şu durumu kaçırıyorsunuz. Geçmişe göre düşündüğünüz zaman bunlar büyük para değil. Ama Türk futbol o kadar batak içerisinde ki bu paralar artık futbol için büyük para. Bakın eskiden devre arasında küme düşecek takımlar oyuncu doldururdu değil mi? Oyuncu doldururdu. Evet. Sırf kurtarmak doğru. için. Bakın bugün Ümraniye'ye bakın. İstanbulspor'a bakın. Göreceksiniz transfer yapmayacak. Çünkü niye? Küme düştüğü anda
Amatör ligi boyluyor. Evet. Çünkü bak geçe bakın. Şimdi ceza alan takımlar da birincilikte hangi takımlar var? Malatya var değil mi? Malatya var, Erzurum var. Erzurum Altay var. Bakın var. Dikkat edin. Malatya, Erzurum, Altay hep Süper Lig'de oynayan takımlar. Süper Lig'de oynayan takımlar bir borç sarmalına girdi mi amatöre kadar kurtaramıyorsun. Neden? Ödemediğin için bir ceza daha geliyor. Yani birincilikte para alma şansın yok. Hocam, seyirci yok. Yayın geliri yok. Birinciliğe düştün. Ne yapacaksın? Para alamıyorsun. Ödemiyorsun. Ödemediğin zaman bir 6 puan siliniyor. Otomatikman bir daha düşüyorsun. Düş. Amatör boyluyorsun. Eksi puanla küme düştü. Eksi puanla küme düştü. Yani demek istediğim şey şu. Süper Lig'de olup da 3 puanı silinen hangi takımız? İlk mi ikinci mi? Ya geçmişte bir Bursa silinmiş galiba. Ben hatırlamıyorum. Bir Bursa Süper Lig'de pek fazla. Bursa altta kalıyor. Altta Bursa silindi. Eskişehir'de ama o farklı. Sezon içinde Bursa. Yani Eskişehir'in Bursa'nın puanları silindi ama tekrar ediyorum. Asıl sıkıntı Süper Lig'den. Süper Lig'deyken silindi. Bak yani Süper Lig'deyken benim hatırladığım sadece Fenerbahçe'nin silindi, o da başka sebepten. Bak burada Deniz Sivas'ta. O da sezon bittikten sonra. Hayır, eksi başlamadı. Hayır, eksi başladı. Kim? Başladı. Nere? Fenerbahçe. O ama böyle bir süreç değildi. Onların farklı bir süreçti. Ha tamam. Şimdi Deniz Türüc'e şahsi borçla ilgili değil bu. Deniz Türüc'ün kulübüyle ilgili. Bunu özden belirtelim. Mensahla da kulübüyle ilgili. Mensahla da kulübüyle ilgili. Kıvrızit muhtemelen şahsidir. Paul Antep de aynı şekilde şahsidir diye düşünüyorum. Belki de onların da kulüple ilgilidir. Bilemiyoruz. Yani bilmediğimiz şeyleri konuşuyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Her ne olursa olsun bizi aslında halen bekleyen tehlike bitmedi. Daha biz ara transfer başlamadı değil mi? Başlamadı. Yok boş. Ya bu futbolcular büyük bir ihtimalle belki talan edilecek. Peki şunu söyleyeyim. Bu futbolcuların borcu ödendiği zaman transfer tahtası açılıyor mu? Açılır. Hayır açılamıyor. Özür dilerim. Düzelteyim. Aynen. Sadece ikinci bir cezadan kurtulacağız. Hocam bak. Biz üç dönem ceza yedik. Şimdi ben... Ona niye itiraz etmediler peki, cezaya? Biz niye yedik? Hocam, transfer tahtamız bizim niye kapandı? Hocam, birincisi bu işte. Kötü yönetimden. Hayır o anlamda demiyorum. Bakın yönetim hangi futbolcuları şeyinden demiyorum. Hangi dostlarla? Futbolcularımı kapatmadık. Bir şey mi yaptık? Tabii, bunlar hangi futbolcu ya? Yani bunu bilmiyoruz. Kriterlere uymuyoruz. Öyle bak, diyelim biz hocam. Ama sadece neden uymadık işte yani? Bak, federasyon, hangi futbolcuların parası verirse bu tahta açılacak. Hocam şu yanlışla düşmeyelim. Sadece olayın içinde borç yok. Başka olayları da var. Altyapı. Tabii. Sportif faaliyet, hukuki şartları yerine getirmem. Mesela altyapı hocaları kıvır zıvır. Ondan sonra idare personel kriterinin zamanında yerine getirmeme. Yani personel borcun olmaması. Ve mali kriterleri diyor. Devam ederek de diyor ki transfer şeysine diyor uymama diyor. Şartlarına uymama diyor. Yani bunlar alt alta üst üste koyunca Kayserispor'un karşısında sadece 1 milyon 440 bin eurodan ceza yemiş gibi değil. Bak biz önce 3 dönem transfer yasağı yedik. Birini sezon başında bitirdik. İkincisinde büyük bir ihtimalle devrasına devam edecek bu. Devam ettiği zaman da ikincisini. Genelde iki yapıyorum. Şey birini veriyorum. Yani bir sezonluk hocam, yapıyorum. Hocam ben başka bir boyuttan girmek istiyorum olayın içerisine. Şimdi biz bir aileyiz. Şimdi eve vardık ki bizim telefonumuz da kesilmiş, doğalgazımız da kesilmiş. Öncelikle Murat Bey de dedi ki size para veriyorum ama birini ödeyeceksiniz. Hangisini ödersiniz? Suyu öderim abi. Abi bak. Bence şimdi, şu an için suyu derim. Bak, ya da yani. Bak iki tane seçeneğim vardı hocam da siz konuyu değiştirmeye. Tamam bak, hangisi seçenek diyorsunuz? Şimdi öncelik neydi? Elektrik aç kalmamak için. Aç kalmamak için doğal gazı ödersin. Yani telefon ikinci bir lüks. Şimdi. Ya suyu elektriği bak, katmadın mı? Puanımız yok. Silinecek. Sponsorluk anlaşmaları yapıyoruz. İşte atıyorum stadı kiralıyoruz. Ya da gidiyoruz bir holdingden sıcak para aktarılıyor falan. Önce nereye kullanırsınız? Dersiniz ki aman şu puanımız silinmesin. Şu futbolcuların rakam büyük değil bildiğim kadarıyla. Ya bilmiyorum bana evet. Yani şimdi tam büyük evet. Rakam da kulüp için büyük değil. Evet. Şimdi kulüp için büyük değil. Çünkü yapılan sponsorluklar falan belli. Onlara öncelik verileceğine... Kardeşim ben anlamıyorum. Bir türlü çözemedim. Yani rakamlar ortada. Şimdi siz dediniz ya ben katılmıyorum diye. Şimdi bize gösterilen borç şöyle. Hani başkanın alacağı, kulübün borcu falan. Ya kardeşim hiç mi bir geliri yok bu kulüp? Hiç mi? Galibiyet primleri var, sponsorlukları var. İşte devşirme paralar var. Yani
Hem rakamı büyütmüşsün, hem futbolculara borçlanmışsın. Bakın, galibiyet primlerinin tamamını yerinden gelen şeylere bankada yet koyuyor. Çünkü sizin bankaya... Hocam bu doğru mu, biliyor muyuz? %90. Çünkü büyük kulüplerde de aynı durum var. Şimdi, Ali Koç da bahsetti şeyde. Bankalar Birliği antlaşması yapan herkes bu kaderi yaşıyor. Ama onlar çözüyor. Hocam bu peki... Bak Ayhan Bey, lafını unutma. Şimdi deminki söylediklerim, Ayhan Bey mesleğe icabı hep rakamlar üzerinden gidiyor. Yani ben farklı bir şey söylüyorum. Yani bir kulübü alıp 200 milyonluk bir borçla 900 milyona getiriyorsun. Durumun da ortada. Şimdi bunun izahını ben bir türlü anlayamıyorum. Yani bu kadar borçlanarak tahtanı kapatman. Hani dersen ki tahta falan kapanmamış olsa, futbolcuların borcu olmamış olsa, yani bu sebeplerden dolayı. Kulüp başkanı da çıksa, benim şu kadar 500 milyon alacağım var dese, belki kabul ederim, derim ki ya borçlar kapatmış, ne yapmış. Şimdi borç kapatmamışsın. Aksine borcu açmışsın. Şimdi ben bunu çözemiyorum yani. Şimdi ben... Hayır, Ayhan Bey'in düşüncesi orada haklı. Ayhan Bey bence... O rakamsal gidiyor. Biz 1,5 milyon euroyu 2-3 ay geç ödediğimiz için 3 puanımız şimdi olacak. Doğru mantıklı, yani mantıklı. Evet. Mantıksın. Orada zaten şaşıyor mantık. O paranın 3 aylık faizi ne kadar? Euro bazında baktığında biz o kadar para için mi 3 puanımız siliniyor? Böyle bir de başka bir şey söyleyeceğim. Çok yani olayın anlattığı nokta bir yere geliyor. Şuraya geliyor. Ben 17-18'de başka bir şey söyledim. Şimdi başkanımız dedi ki, eski başkanımız, Enver Başkan, bir gün bir taraftarla atıştı internette. Ben olmasaydım takımı yoktu dedi. Şimdi yok olmuş takımın dedi. Çocuğa kızdı, sinirlendi. İşte bir şey söyledi. Sosyal medyada bazen böyle çocuklar tepki koyabiliyorlar. Çocuk da 13-14 yaşında olabiliyor. Böyle kim bilmiyorsun. Ama dayanamadı. Başkan sinirlendi. Ben olmasaydım takımı yoktu dedi. Şimdi takımı bu kadar çok seven, bu kadar isteyen bir başkanımız vardı. Bu başkanımız doğalgaz faturasını ödemeden gitti. Ya işte. Gitti. Şimdi ya doğalgazı ödemedin, başka şeyler ödedin. Doğalgaz yanlış anlaşılmasın. Örnekteki doğalgaz olayı. Bu sefer gazı falan ödedim diye demeç verildi. Bilmiyorum belki. Işte. Peki. Toparlanıp ara vereceğiz. Bir şey daha söyleyeceğim. Belki ödedim. Geçen o da benzi oldu şöyle daha önce. Kayserispor kulüp tarihinde bu 3. defa puanımız gitti. Bunu da belirtin dipnot olarak. Kulüp tarihinde 3. defa. Ama aynı konulara benzer konular değil. İlki 17 Eylül 67 Kayseri Sivas maçında 1-0 öndeyken her iki takımda hükmen mağlup ilan ettiler. Tamam. 30 Ağustos 1998'de Kayseri Spor burada Kuşadası'nı 2-0 mağlup etti. Mustafa Kocabey'in attığı 2 golle. O tarihte elimizde Kayseri'li bir futbolcu Haluk Kulaçoğlu. Cezalıymış. Bizim onu oynatıldığı için. Oynattığımız için. O da 2-0 gitti. Sağda aldığımız maçı 3-0 hükmen mağlup olduk ve 3 puanımız silindi. Bu Kayserispor tarihinde bu her ikisi de Allah göstermesin başka sebeplere, yani kontrol dışı olanlar. Biri tamamıyla olaylara geçen olay, ikincisi idari olarak yönetimsel teknik hata, ama üçüncüsü ikincisi çok farklı hata. Ya. Yani birbirine bağlantı kurulamayacak. Herinize şöyle, prestijimizi şu anda Kayserispor prestijini kaybetti. Puan sildi. Bitti bu. Hocam bir şey daha ilave etmek istiyorum. Ben o gün genel kurulu seyrettim. Orada Sayın Başkan, yeni başkanımız Ali Çamlı için dediler ki son 2-3 ay içerisinde 4-5 milyon euro topladı. 5 milyon euro topladı. Doğru mu? Doğru. Evet. Topladıysam kardeşim bir zahmet. Öncelikle şu 1,5 milyon eurosunu kullanmıştır. Zaten toplanırsa aynı yıl. Futbolcuların maaşları filan. Sezgin Bey'den şunu bekliyorum en son tahlilde. Diyecek ki bunu ben muhtarlık bütçesinden öderim diyecek. Yani hayır hocam, onu bekliyorum. Hocam bak, demin ki verdiğim örnek bununla alakalıydı. Doğru. Aslında. 4-5 milyon topladım. Değil mi? Önceliğim ne kardeşim benim? Aman şu 1,5 milyonu yatırmazsam benim puanımı silerler. Prestijimizi kaybediyoruz. Bu olmalı. Ondan sonrası kulübün altyapısına mı harcadın, nereye harcadın? Onlar beni ilgilendirmez. Şu anda görünen var. Puanın silindi. Süper Lig'in en zor deplasmanı olan Kayseri Spor, Kayseri şehri imajı bu olaylarda zedelenmiş oldu. Bununla ilgili birkaç soru daha var. Kısa bir ara verelim. Hemen bu aranın ardından devam edeceğiz.
İlk bölümde 3 puan niye silindi? Bunun perde arkasını konuşuyoruz. Çok önemli, tüm yorumcular çok önemli bilgiler verdiler, yorumlar yaptılar. Devam edelim. En son bu doğalgaz şeyi vardı orada, bir şey yaptık, gönderme yaptık. Niye ödenmedi? Bu tehlike sürecek diyorsun yani abi. Çok gülerim, evet, doğalgaz tehlike devam ediyor. Yani bunun şeyi, diyorlar ki Kayseri Spor Yönetimi, ya bu şeyden döner. Hakimden döner ya da gelecek sezon uygulansın. Bu mümkün mü? Dönmez. İnşallah döner. Ama buna Türkiye diyor Şemin abi. Demez ya. Yani şöyle, dönebilir. Şöyle, federasyon şöyle bir durumu var. Şimdi federasyon, biliyorsunuz bu federasyon geçici bir federasyon. Dolayısıyla federasyonun şey sonunda seçim var. Dolayısıyla yani bu federasyon başkanının tavrı ne olur çok emin değilim bu konuda. Yani ben biraz sanki esneklik yapacaklar. Yani çünkü federasyon başkanı eğer UEFA'dan FIFA'dan gelmiyorsa federasyon... Yani gelecek sezon ama ya, oradan geliyor zaten. Yapması gereken şuydu federasyonun. Nedir abi? Bir ay daha sürebilecekti, iki ay daha sürebilecekti. Ya belki de ciddiye yani üç defa vermiş. Şimdi bakın arkadaşlar, atladığınız olay şu. Şu anda ara transfer başlayacak. Evet. Ara transfer başlamadan bu iş çözülmesi gerekiyor. Ara transferde kimler yapacak ben çok merak ediyorum. Herkesin şey dolu. Ali Çamur soruluyor ya, transfer tahtası açsa ne olur? Laf olsun diye transfer yapılmaz. Bir kurşun hesap ederek hareket ediyorum. Transfere ihtiyaç olursa açarız dedi. Böyle bir cümlesi var. Transfer yani demek açalım. Ki güçlü bir para toplanmış, gücümüz var. Tamam. Ama şunu anladım. Biraz Ali Çam'ın tarzı biraz böyle. Ya şu anda açmasak da olur demiş. Zaten açmasak öyle demek istiyor demiş. Yani. Demek istediyor. Şimdi şu var abi. Büyük ihtimalle deniyor ki ya gelecek sezona bu ertelensin. Ya bu mu iyi yoksa şimdi ertelenmesi şey mi? Şey hocam gelecek sezona ertelenme şansı yok. Bu sefer alttaki takımlar İtiraz eder. İtiraz hadi var. Bir küme düşme kutasını doldur, 3 puan silinmediği tabii, için. Tabii. Ek süre verilebilir mi? Ek süre verilebilir mi? Bir ay daha mı üret diye. Kadar vermiş daha mı? Arkadaşlar. Ya abi silinsin mi puan yani? Ya, biz ya. Bir yol bulmaya çalışıyoruz. Ya, illa silinsin diye uğraşıyoruz. Biz olayı birinci bölümde sanki sonuca bağladık gibi gösteriyor. 23 evet. Aralığa kadar süre evet. Verdim. Yerine getirmedin. Diyor. Tahkime niçin gidiyoruz? Ben aslında para ödedim de sana belgeye ulaştıramadım. Ya da işte bize borçsuzluk kağıdı gelmedi. O da bir yol. Varsa, o da bir yol. Hayır varsa yani dördünde tamamlamış olman gerekiyor. Evet. Belki o zaman kurtarabilirsin. Tahkime böyle gitmen lazım. Ama ne gidiyorsun? Deniyor ki işte ifade şu. Ne gidiyoruz? Biz buna rağmen diyor. O iş orada ben 23 Aralık orada bıraktım diyor. Bazı kulüplerin şartlarını ve yerine getirdiği kriterine giriyor. 30 günde diyor 60 günde nasıl ek süre verdik diyor. Yani bir ek süre daha bu. Ek süre o bura bitti. Sen ikinci cezadan kurtulma evet. Hesabını yapacaksın. Bu budur. Ali Başkan'ın ifade etmiş olduğu gibi borcun önümüzdeki sene puan silme önümüzdeki sene devredilmesi. Ya hepimize soruyorum ya. Bu sezon takım ligde kalırsa eksi 3 puan silinmesine rağmen bizim amacımız şu an ligde kalmak değil mi? Belki bu olmasaydı bile takımın kadrosu belki gene aynı şekilde devam edeceğiz. Farz edin ki Galatasaray maçını mağlup olduk. Ne olacak ki yani? Öyle düşünün bir an için. Ama önümüzdeki sezon eksi 3 ile başlayacaksın. Silmediklerini kabul edelim. O zaman ne yapacaksınız? Eksi 3 puanla başlayacak mı? Psikolojik mi? Daha maç oynamadan ligin son sırasına oturacaksın. Süper Lig'de ya da bir altta fark etmez. Bir de bunun küme düştüğünü düşün. Buna rağmen de küme düştüğünü düşün. Bu da doğru bir mantık değil. Sorun evet. Şu. Kulübün şu anda bizim karşımızda arkadaşlar TFF bizi 4 defa demiş ki hatta 5'i olmuş bu anlamıyla. 5 defa bize süre tanımış, hatta yetmemiş 30 ya da 60 gün süre bilmiyorum 6. süreye girmiş. Ya düşünebilir alacağını ver diyorsun, habire süre veriyorsun. Artık bitmiş. Federasyonla ilgili kısmına gelince, federasyon zaten bu saatinde bir şey yapamaz. Yapma şansı olmadı. Bu karar verildi. Geri adım atılır mı bilmiyorum. Ufak tefek bazı şeylerden dolayı. Bugün o zaman Bursa Spor, Eskişehir Spor, hatta gidiyorum Erciyes Spor. O zaman şu günah neydi? Evet. Bunları düşünmek lazım. Ya bir hata olmuş silinmiş tamam uzatmayalım. Bundan sonraki hatamızı yapmayalım. Ki bundan sonraki tehlike daha var yani. 6 puan da olabilir. Yani, diğer şey de olabilir. Yani süre vermiş sana. Tekrar bir süre daha peki. Vermiş. Peki. Lige dönelim. Bu arada Taner Karaman, Kayseri Spor Öncüsü, senin yakın arkadaşın bir tweet paylaşmış. Orada diyor ki ya bu süreci anlatmış. Kayseri Spor'un kurtuluş yolu diyor. 1. 5 yıl boyunca düşük maliyetli ama yetenekli kadro. 2. Her yıl akademiden oyuncu takviyeleri ve pazarlama yolları.
3 iyi bir scout şefiyle yetenekleri Kayseri'ye toplama, 4 dış bağlılığı azaltma, öz kaynağa güvenme gibi gibi diye abi bir ne, biz zaten bunu her programda bakın, her programda bunu söylüyoruz zaten. Taner'e gerek geçen yok hafta Taner çok doğru söylüyor. Hayır. Hatta sırf Kayseri değil. Türk futbolunun o. Geçen hafta neden bahsettik biz? Eskişehir, Misali bütün takımlar için geçerli. Geçen hafta neden bahsettik? Dedik ki kardeşim Benfica'dan bahsettik. Yani iki tane futbolcu var Benfica'nın dedik. 130 milyon euro para alacak gençlerden dedik. Hocam çarşamba günü 17 Alanya ile maç yapıyoruz. Bu son 3 hafta filan biz hep çarşamba günü oynuyoruz. Burada bir şey daha var. Az önce programa girmeden Ayhan abiyle onu konuştuk. Şimdi yalnız Alanya baktığımız zaman istatistik alanlarda Alanya bizi resmen ezmiş abi. 13'lü maça çıkıyoruz ligde. 12'lik maçında Kayserispor 2 defa kazanmış. Alanya 8 defa kazanmış. İki maç berabere kalmış. Biz 13 gol atmışız. Alanya bize 29 gol atmış. Son 8 maçta biz Alanya'ya karşı galip gelememişiz. Geçen sezonki 2 maçta da Alanya kazanmış. Alanya'daki maçı 6-3 kazandı. Kayseri'deki maçı da 2-1 kazandı. Yani bizim Alanya'ya karşı şansımız tutmuyor. Böyle bir istatistik bilgi var. Ve çarşamba günü 3 puanlısından Kayseri Spor kupada tur atladığı bir moral var ama Alanya ile karşılaşacak hocam. Şimdi aslında sadece Alanya değil, bizim eskiden Antalya Spor'a da şansımız tutmazdı. Onlar da kupada oynayacağız. Yani eskiden son 2 sezona kadar biz hep Antalya Spor'dan da dert doğurduk. Ne zaman Antalya maçına gitsek Antalya elini kolunu sallayarak bizi yenerdi. Hem de atlet... En kritik maçta adı yenerdi. Atlet futbolcular olurdu, forvetleri. Dolayısıyla ama her şanssızlığın bir kırılma vakti var. Şanssızlığı kırar mıyız? Yani şöyle, şu anda takımın şey durumunu bilmiyoruz. Moral durumu nedir bilmiyoruz. Yani genel yapısı nedir bilmiyoruz. Ama en son Alanya'nın Konya maçına baktım. Yani... Hani Konya ile biz de bir hafta önce oynadığımız için orada da gördüm. Çok etkili bir oyun sergilemiyorlar. Futbolcuların moral durumu parayla alakalı. Ya, yani evet, eğer futbolcuların paraları ödendiyse... Şöyle, borçlar minimize edilmiş, kısmi ödemeler yapılmış. Sadece 4 futbolcunun 2'şer maaşı kalmış. Bu 4 futbolcu kim? O çok önemli. Önemli abi. Yani bu 4 futbolcu isim vermeyeyim burada da. Tiam nerede biliyorsunuz? Ha, bu isim abi Tiam herhalde büyük ihtimalle para sorunu var arkadaş Tiam'ın. Ortada gene yok. Tiam yok, şiş piyade yok yani. Yani eğer bu para sorunu 4 tane futbolculardan... Tiam mı acaba? 4 futbolcu 2'şer maaşı daha verilmiyor. Onlar işte ödeyecekler. Önemli vermiş. Olan ki oradaki futbolcuların isimleri önemli. Onlar... Büyük ihtimalle Tiam ve o İsviçre'de Gavramovic olabilir. Eğer Gavramovic de Tiam'sa Gavramovic'in eksikliği ciddi eksikliği onu söyleyeyim yani. Gavramovic oynadı ya kupa maçında. Gavramovic biraz da şeydi, Afrikalılar da biliyorsun abi genelde evet. Şey olur yani. Afrikalılar tamam. Biraz da o konuda tırnak içinde duygusal abi. Ya şey Alanya maçında tekrar ediyorum yani Alanya maçında gerekli mücadele yapılırsa Alanya çözülmeyecek bir takım değil. Geçmişteki şeyi yok onu söyleyeyim. Gücü yok diyorsun. Geçmişteki gücü yok. Hani Alanya 18 puanda bizim 23 puanımız var. 63. Yani o da Alanya dediğim gibi Konya maçında fark bizim olabilir de ama dönüşü biz 8. sırada şu anda 23 puan. Bu silinmemiş hali. Silinmemiş yani, hali. Ayın dolayısıyla içinde de silinmiş olacağı için. 20 yani silinseydi 20 puandı. Alanya 18. Yani o yüzden iyi bir mücadele olursa oradan puan dönülebilir. Yani ama dediğim için bu yaşanılan olaylar, yönetimin değişikliği, puan silme cezasının takıma nasıl yansıdığını henüz bilmiyoruz. Devran, biz bu kupa arasını nasıl abi sence iyi değerlendirdik ve hazırlık maçında fena değillerdi. Yani şöyle normal hazırlık maçlarını yaptılar ama şu vardır. Uzun süreli aralar işte en son Fenerbahçe'de gördük. Bazı takımlara şey veya Galatasaray'dan o da yarar getirmemiş baktığım zaman. Bazı takımları geriye götürebiliyor. Açık söyleyeyim geriye götürebiliyor ama bizim tekrar ediyorum. Bence skoru belirleyecek şey takımın şu anki içinde bulunduğu idari durum. Eğer gerçekten paralar ödendiyse bu moral motivasyonla çünkü şunu ben yani hani ilk bölümde konuştuk ettik bazı belli orta şamata falan da yaptık ama Kayserispor'un kadrosu iyi bir kadro. Çok iyi bir kadro. İyi bir gerçekten kadro. İyi bir kadro. Yani baktığınız zaman şu kadro çok iyi bir kadro. Bu kadro oyun ağırlığını koyarsa Alanyaspor'u falan deplasmanda öyle yani ben iyi bir oyunda rahat bir yenilebileceğini düşünüyorum. Ama tekrar ediyorum. Bunu sizin içeriye nasıl yansıttığınız önemli. Yalçın Bey'in dediği gibi ailenin evin içini bilmiyoruz şu anda biz. Evin içindeki durumu bilmiyoruz. Evin içinde şu anda bir sükunet varsa Alanya karşısında oynadığı normal oyunda Kayserispor galip gelir. Çünkü Alanya basit gol yiyor. Ama eğer o kargaşa devam ediyorsa o
ileriki maçlara da yansır. İşte bazen şans bize Akdeniz yaramıyor yani, o istatistiklere bakarsak. Hocam şöyle Alanya maçıyla ilgili şöyle söyleyeyim ben. İstatistikleri söyledim ya, rakamları. Evet. Şimdi Alanya lige çıkalı kaç yıl oldu? Alanya lige çıktı çıkalı. Ligin en flash takımlarından biri. Bizim son 5 yılımıza bakın. Hep kümede kalmaya oynamışız. Hiç yukarılarda yer bulamamışız. O fark, bence o istatistik oradan geliyor. Alanya hep ilk 5'in içerisinde olmuş. Biz de hep son 4'ün içinde olmuş. Abi hatta bak şu 6-2'lik maç evet. Hatırlıyorum. Bakın. Öndeydik. Nasıl iki, iki defa öne geçtik biz o maçta. Hikmet kazandı arkadaşlar. Ve, evet. Ve evet, iki abi, defa evet, öne geçtik. Evet. Yani... Şimdi, ve o kadar basit gollerle, yani biz golü atıyoruz, o kadar basit diyoruz ki. 2-0 mı? Yok, 1-0, 1-1, 2-1 diyebiliyorum ben. Şöyle bir şey var, mesela Akdeniz yaramıyor dedin ya. Bence bu şimdi sefer... Akdeniz akşamları söyler hep böyle. Akdeniz! Evet abi. Şimdi, ses kötü, neden oldu? Buyur abi. Bence bu, şu Kayseri'nin bu ikliminden sonra Akdeniz bize yarayacak. Bize yarar mı? Yarayacak. Çağdaş Hoca'ya güveniyorum. Ben sahada olsam derim ya şurada bari keyfini çıkaralım şu güneşim falan diye. Bu ama maçlarda. Mesela şey, geçen bir yerde de konusu oldu. Mesela ben Konya Spor maçının burada kaybedilen maçta ciddi şeylerim oldu. Kaygılarım oldu yani maçla ilgili. Parasal mesele olarak. Yani, parasal sorunlar devam edilmeye değilim. Takımın ağırlığını Konya maçında koysa biz çok rahat kazanabileceğimiz bir maçıydı. Hocam bak. Evet, çok bozuldu motivasyon. Motivasyon çok bozuk. Hocam şöyle yapalım. Mesela futbolda bu tarz yenilikler oluyor. Yani Konya maçını kaybetmek normaldi aslında. Konya'da yani ne kimi yeneceği belli bakın, olmuyor. Yalçın iyi Bey, bir bak, kadroya sahip bir takım. Yani, şimdi bir şey söyleyeyim. Biz tamam Kayserispor'un iyi bakın, bir kadrosu Bey, var. Şimdi stada gittiğiniz zaman eğer uzun süredir statta maç izliyorsanız tamam mı? O günkü takımın ruh hali size yansıyor bakın. Tamam. Size ya. Yansıyor. Yani tamam. Siz orada takımın emin olun o ruh halinden ne yapabileceğini. Çünkü öyle maçlar oluyor ki ben Kayserispor mesela biz geçen yıl ben Trabzon maçına gittiğimde Trabzon şampiyonluğu oynuyordu. Ama o takımın o ruh hali o kadar geçti ki biz maçı çevirebileceğimiz ümidi o statta görüyorsun. O havayı alıyorsun. Hayır. Ama Konya maçında ben tüm stadyumun yani bu maç sabaha bak, kadar oynansa bak, biz bu maçı alamayız. Onu bak o his çok önemli bir şey. Hocam o, tamam orada kabul ediyorum şey. Ama futbol bak şimdi şu saatte futbolu konuşuyorsak futbolun doğasında bu var. Şimdi tamam Konya maçını örnekliyorsun. Güle oynaya farkı kaçırdığın Galatasaray şimdi ligin lideri. Bak Galatasaray'ın ruh halini düşün. Yani ne kadar kötüydü burada. Sonra gitti Beşiktaş'ı farklı yenebilirdi. Gitti ligin en az gol yiyen takımına 7 tane attı. Futbol değişken. Yani Konya maçı çok abartılmamalı. Konya galip gelebilir. Konya bakın. Yalçın Bey orada abartılması gereken olay şu. Siz yenilebilirsiniz. 5-0'da yenilebilirsiniz. Konya iyi olduğu için. 5-0'da Konya siz çok farklı yenilseniz garipsenmez. Ama o tekrar diyorum o duygu taraftara geçiyorsa evet. Tamam mı? Benim az evvelki Alanya maçı için bahsettiğim olay da bu. Eğer siz Galatasaray maçındaki mücadeleyi ortaya koyarsanız kazanırsınız. Bu kadar basit yani. Ben daha da fazla açtırmayın. Yani Konya maçındaki mücadele olursa kusura bakmayın. Sabaha kadar oynasanız belki bir şans gelir 0 olur. Hocam. Ama onun dışında yenilirsiniz. Hocam. Güzel bir örnekle şey yapayım. Ben konuşmamı bitireyim. Şimdi Arabistan karşısındaki ruhsuz Arjantin gitti kupayı aldı. Aynı şeyi şimdi... söylüyoruz. Aynı şeyi söylüyoruz. O yüzden futbolun gününü tutmaz. Kupayı almış gibi gitler. Nasıl sonraki maçlarda konsantre. İşte futbolun gününü tutmaz. Şimdi Murat Bey dedi ki Alanyaspor'a karşı son 8 maç kazanamamış. Evet, evet. Bizim için aslında istatistik olarak evet. Çok kötü bir istatistik dedi. Çok da kötü bir istatistik sahibi hakemle maçımız var yalnız. Adam tabii. Bizim hakem bizim hakemimizin ismi neydi? İsmi Tugay Kaan Numanoğlu. Evet. 6 maçımızı yönetmiş, galibiyetimiz yok. 2 beraberlik, 4 mağlubiyetimiz var. Şimdi az önce biraz şanstan söz ettik. Bazı takımlara karşı gerçekten şansımız tutmuyor. Tutmadı. Öyle Galatasaray'a karşı neredeyse 50 yıl tutmadı. Tabii. Yani basit bir şeyle konuşacak olursak.
Ama tabii ki bunu adını şansa bağlayamayız. Beceriksizliğe bağlayabiliriz. O günün şartlarına bağlayabiliriz. O günün hakemin yanlış karar vermesine bağlayabiliriz. Günün dolmayan futbolcuya bağlayabiliriz. Hatırlayın ya, Türkiye Kupası final maçında İlhan'la topu vurursa direkten dönmez, direkten dünya açıklar. Yanlış hatırlamıyorsa kupayı biz anlaydık. Örnek mi? Hatta geçtik. Fransa-Arjantin finalini düşünün. Son saatte maç değişti. Bazen var ya, doğru yerde ve doğru zamanda olmak var. Tabii. Şimdi bizim eksi yönden istatistik veri olarak Alanya maçında bir Alanya karşı kötü bir istatistiğimiz var. Ve hatta iyi hatırlıyorum, bir Türkiye Kupası maçı vardı. Kayserispor'un Süper Lig'de oynadığı dönem. Alanya ile oynadık. Maçın daha 10. dakikasında 2-0 öndeyiz. 2 golde Alanya kendi kalesine attı. Şimdi bu da öyle bir, bu da bir şanslık. Ve maçı 5-0 almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Geçen da, Antalya maçında mesela biz 9 kişiyle kazandık. Normalde 11 kişiyle hiç kazanamıyoruz. Bu farklıdır. Evet. Şimdi biz şu durumdayız. O maçta Ubuntu yapmıştık bir ama. Bir Çağdaş Atan diye teknik direktör bir önceki dönem Alanyaspor hocasıydı. Evet. En azından oradan gelmişti. Aynı oyuncular kalmıştır, kalmamıştır. Biliyor yani orayı. En azından Alanya'nın şey havasını biliyordu. Alanyaspor, Kayserispor hazırlık maçını ben seyrettim yazın. İnanılmaz keyifli bir maç olmuştu. 2-1 kazanmıştık. İnanılmaz keyifli bir maç oldu. Müthiş tempolu maç olmuştu. Aynı tempo olursa keyifli bir maç izleriz. Şimdi Kayserispor kulübü şu avantajla çıkıyor. Puanı silinmiş bir takım olarak çıkacak. Yani temelimiz silinmesin diye düşünüyoruz ama kazanınca aynı puanda kalacağız yani. Ha, şimdi eğer puanımız silinmiş olsa aynı 3'ünü silecekler. Belki 4'ünü 63 puan koyup 23 puanla olduğu gibi devam edeceğiz. Hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğiz. İnşallah. Temelimiz birincisi bu. Şimdi ikincisi, Kayserispor takımı gerçekten kaliteli bir takım. Önce bunu kabul edelim. İyi bir takımımız var. İyi bu takım, hocamız da fena bir hocamız değil. Gerçekten ona da hoca çok güveniyorum. Evet, yeni bir yönetimimiz var. Yeni yönetimimiz mutlaka bununla ilgili çalışmasını yapıyordur. Ali Başkan ister istemez bir, yani kim ne dese desin, kimsenin elinin altına atmayacağı hamleyi yaptı. Yani bunu da bir kenara bırakmayalım. Destek girmemiz gerekiyor. Oturup da efendim yeni yönetim niye bunu ödetmedi demenin resmiyetteki suçlusu önceki dönem mi şimdiki başkan mı demenin bir alemi yok. Zaten borçların başlangıç tarihi nereden gelip nereye gittiğini biliyoruz. Ve görmediğimiz bir olay var. Mutlaka bu arkadaşlarımız yönetime gelirken mutlaka bilançoyu, bizim görmediğimiz bilançoyu da görmüşlerdir. Bilmeleri gerekiyor. Bilmiyorsa o zaman orada olmamaları gerekiyor. Ve o gün de geçen programda da dile getirdik. Bağımsız denetim raporu 30 Haziran 2023'e kadar yayınlanacak. Arkadaşlar, bağımsız denetim raporunu veyahut da Kayserispor Kulübü'nün internet sitesinde bilançosunu hiç gördünüz mü? Görmediniz. Hiçbirimiz görmedik. Çok eskiden gazetede yayınlanırdı 1980'lerde. Abi o ayrı, o yönetimin şeffaflığıyla ilgili. Her ay bilançoyu yayınlıyordu. Gelir tablosunu yayınlıyordu adamlar. O dönemin özverisi. Dedi ki ben açıklayacağım dedi. O dönemin başkanı takır takır açıkladı. Bu dönemin başkanı da 1,5 yıl geçti açıklamadı. O da ama açıklamadığından biz tereddüte düştük. Bizim başkan da aynısını söylemişti ama. Yani şimdi özeti şu. İnternet sitesinde yayınlanmıştı. Bu kulübümüz şu anda en büyük desteğe ihtiyacı olduğu dönem. Önceki dönemde suçlayabiliriz. Önceki başkanı da suçlayabiliriz. Beğenler gözbaşına suçlayabiliriz. Herkes suçlayabiliriz. Neticede oturup da yarın bugün Ali Başkan diyecek ki belki de Bernard Gözbaş'tan ben harap aldım diyecek. Diyecek. Öyle zaten. Ya da diyecek ki transfer tahtamız devamlı ilk açılmamış dedik de Allah'tan açılmamış. Belki o 45-44 milyon euro ne bileyim 2'den oyuncu alsan 50 ile 60 milyon euro olacaktı. Bernard Gözbaş'ın yaptığı artılar var mı? Adam 1 küsur milyon lira neydi bir oyuncumuz vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen uzun boylu zenci bir oyuncumuz vardı. Babakar. Babakar. Zenci demeyelim. Babakar demeyelim ya. Babakar. Babakar. Adabayor. 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 Yani 1 milyon. Adabayor abi. Evet. Ben de diyorum Allah'la hangisi diyorum ya. Kafamız karıştı. Babakar'ı karıştırma ayrı. Adabayor gibi oyuncumuzu aldık. 1 milyon, 1,5 milyon euroluk gibi adamın sözleşmesini oturdu, feshetti. 100-150 bin euroya feshetti, adam postaladı. Ha, büyük bir başarıdır. Şey var. Yalnız bakın benim kafamı karıştıran orada bu olay için değil. Tüm kulüplerde iş var. Ben 1 milyon euroya şey atmışım. İmza atmışım. Doğru mu? Doğru. Bak Kayseri Spor için demiyorum. 4 büyükler için özellikle söylüyorum. Ve 2 milyon euroya yıllık imza atmışım. Karşılıklı anlaşıldı. Niye anlaşıldı? 200 bin euro cebine koyduk. Bu gitti. Şimdi mantıken soruyorum. Dönem ortasında gitti. Yani ilk dönem. Bakıyorum o takım
O futbolcu ikinci yarı takımda bulamamış. Hani öyle olur. Bazen fesheder gider o takımla anlaşır. Daha iyi bir fiyat eyvallah. İkinci yarı bu futbolcu boşta kalmış. Abi ben ikinci yarı boyu yatsam normal oturduğum yerde sözleşmeyi feshetmesem bana o 2 milyon euroyu takım her halükarda demek zorunda. Bir şey daha söyleyeceğim. Yani ben niye şartlı her halükarda yattığım halde 200 bin euroya bunu Serdar Cüneyt şimdi o dönemki fesihlerin detaylarını bilmiyoruz. Anlattığı kadarıyla. Şartlı ben fesih, Türkiye Ligi'ndeki diğer takımlar fesih, için de söylüyorum. Bak. Şartlı fesih diye bir şey var. Ne gibi? Şartlı fesih yapılmış ise ve bu şartlı fesihten dolayı da o dönemki adı anlattığınız oyuncularla ilgili bir sorun varsa biz bunu zaten 3-4 sene sonra en erken 2 sene sonra duyuyoruz. Yani takım bulamazsa bu adam parasını alır diyor. Şartlı fesih de evet. Öyle bir maddi yazıyor. Söyle var. Çünkü onların çok şimdi, şartlı fesih oluyor. Karşıdan anlaşmaların çoğu da şartlı fesih vardır. Bertolacci olayına dönelim. Bertolacci Kayseri Spor'da 1 milyon euroya oynadığını en azından duyduk. 1.2 diye duydum Mehmet. Oo, 1.2 kabul eder. Bu futbolcu açıklama yaptı. 750 bin euroya tekrar Fatih Karagümrük'le anlaşma yaptığını abi söyledi. Abi Hikmet Karaman ödesin ya. Bir dakika. Fark şunu bize anlatıyorum. Anlamıyorum. Şu anda anlaşma bu arkadaş haklı sebep olduğu için aradaki 1.2 ile 750 arasında ne var? 250 artı 450 bin euroyu Kayseri Spor'dan talep edecek. Edecek. Bak talep edecek. Belki ödemediğimiz 50-100 bin euro için. Bakın bunu anlatmaya çalışıyorum. İdarecilik eğer bu şekilde idarecilik yapılacaksa sıkıntımız büyük bizim. Yani adam 30 euro diyor, dekonttan diyor, EFT yaparken diyor, futbolcuya ödenirken diyor, Nguama diye bir oyuncu, dilim dönmüyor ama herhalde öyle bir futbolcuydu. 30 euroyu EFT içerisinde gönderdikleri için yapılan anlaşma 200 bin euroysa örnek biliyorum. Bir 199.970 euro adam eline geçtiği için sözleşme feshetti. Bu rakamı dedi. 199.000 lira düşerim dedi. Geri kalan 1.5 milyon bana gönderin dedi. Bakın. Bu dönemde de oldu. Kim açıkladı bunu? Berna Gözbaşı Başkanımız televizyon ekranlarında bizzat söyledi. Ve bu da bağımsız denetim raporunda da yazıyor. Hatta bak bunlar ve buna benzer açıklamalar çok önemimiz var. Yani bir kulüp nasıl idare edilmez vasıtlı adam tez yazmış ya. Onu hep kullanıyorum ben burada. O tezi ben link atmıştım değil mi Murat Bey size? Ya ciddi söylüyorum. Bu ve buna benzer dosyalarımız da dolu. Kaç tane dosyamız olduğunu bilmiyorum. Diyor ki bağımsız ya, denetim. Yalnız denetim şöyle bir şey var Ayhan Bey. Yani bunu sürekli konuşacağız ama tahmin ediyorum ekran başındaki şeyler yani bu kadar karamsar bir tablo yerine en azından çünkü futbol taraftarı şunu söyleyeyim. Futbol taraftarı evet mali durumla ilgili de çok daha umursamaz. Şimdi söyleyin. Umursamaması lazım da biz kaçtığınız taraftarlarız. Söyleyin taraftarlara sorun şimdi. Deyin ki ya bu kadar borcumuz var. Taht açıp transfer yapalım de herkes yapalım der. Yok bizim taraftar garip. Demez. Bizim taraftar futbolcu, bizim taraftar futbolcu gidince seviniyor ya. Futbolcu gönderdik ya çok para diyordu. Yok mutlu diyor. Ya. Ben onu bak, Kayseri Spor bak. Ben Türkiye'de onu Kayseri şehri paraya önem verdiği için olsa gerek. Yani hep de ben bunu çok eleştiririm. Eskiden bundan bir 700-800 sene önce burası ilim yuvası bir yermiş. Dünyada 4 nokta varmış. Burası tasavvuf yuvasıymış. Tasavvuf öğrenmek için insanlar buraya gelirmiş. İnsanların Kayseri deyince aklına o dönemlerde belli camiaların tasavvuf ve ilim gelirmiş. Şimdi Kayseri deyince, akla şey geliyor. Hayır, eksiğim para geliyor. Var. Bakın. Neden eksiğim var? Onu söyleyeyim. Şimdi eğer ondan öncesine gidersen, Asurlar dönemine gidersen o zaman yine ticaret anlaşmaları şeyde Kanışkarum'da. Dolayısıyla yine ticaret akla geliyor. Abi program tarihte bugün yani yine ticaret akla geliyor. Şimdi bak, abi yani, bak o zaman senin söylediğini söyleyeyim. Bu kadar yıllardır ticarete gider iş yani. 3-4 bin sene öncesine sallıyorum bakıp da bu kadar parayı önem veren bir coğrafyada olduğumuza göre bizim taraftarımız diğer taraftarlar gibi düşünmez. Bizim taraftar der ki ya futbolcu mu şu anda transfer? Futbolcu gidiyor. Aa iyi oldu gitti diyor ya. Herkes. Şu anda istemez mi transfer? O hepsi istemez. Hatta Yalçın Bey söyledi ya iki kapalı diye. Tarkan şöyle diyor. İki kapalı diyor ya. Hocam, yoksa diyor takım. O zaman hayır. Hocam, o zaman Yalçın Bey de tezata düşmüş olursun. Niye Yalçın Bey diyor ki iki kapalı aksi takdirde futbolcu alırdık. Hocam bak. Ben taraftar gözüyle bakıyorum. Şimdi iki kapalı derken
takımı bildiğim için söyledim. Menajerleri, kulübün yönetimini bildiğim için söyledim. Yani, İyi ki de yine benim dediğime geldi. Yani İyi ki de hepimiz şimdi diyoruz ki istemez. İyi ki de kapalıydı diyor. Taraftar istemez daha, mi? Bak şu anda kimse... Diğer boyutunu söyleyeyim size. Şimdi doğru söylüyor adam. Şimdi Kayserispor'da şampiyonluğa, bak şampiyonluğa oynayan bir takım. Belki Bursa değil de biz şampiyon olabilirdik. O kadar iyi bir jenerasyonumuz vardı ki. Ama bakkal düzeni çalıştığımız için bir tane menajer, ismini bile anmak istemiyorum. Yani rengim değişiyor. Süleyman Hurma döneminden bahsediyoruz. Ya, adını söylemesen iyi olur. Evet abi. Yani sattı. Herkes dedi ki ooo çok kulüp para kazanıyor. Sattı. İyi rakamlara sattı. Durum bu. Bir dakika. Yalçın Bey, ben buna katılmıyorum. Evet. O dönemdeki başkanlıkta ben açıkladım abi. Kayserispor kulübünün o tarihteki borçları 10'ar 11'er milyon eurodan konuşuyoruz. Tamam. Ama bak borçtan söz diyorum. Tamam. Bunun karşısında aktifi kullanmıyorum. Tamam. Bak bir Mehmet Topuz'u sattık 11 milyon euro. Kulübün büyük bir giderini karşılamış oldu. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. 1,5 milyon euro şu anda biz transfer yasağı yedik. O dönemde futbolcu satılıyor. Ya şimdi... Şunu tartışma. Adnan Taner Karaman'ın açıklamalarını ifade ettik. O açıklama hepimiz altına imza atarız. Zaten biz de söylüyoruz biz burada. Önemli olan futbolcu satmaktır. Sen biz elimizde gözle görülüp iki tane futbolcu sattık. Biri Emre Demir, öbürü Doğan Alemdar. Doğan Alemdar'la ilgili Serdar Bey geçen bir şey söyledi ama devamını açıklamadı. Ayhan Bey. Açıklamasını isterim. Takıma gelecek dedi galiba. Oradan iyi para gelir. Bak ben konuyu nereye getirmek istiyorum biliyor musun? Yani bizim hedefimiz şey değildi. Hiç zirve olmadı. Yani o takımı belki dağıtmasaydık şampiyon olabilirdik. Ama satılıyor, para geliyor. Şimdi parayı sever dedin ya coğrafya. Doğru söylüyor. Para geliyor diye biz onları sattık. Hiç demedik ki biz bu Türkiye şampiyonu olmuş, Türkiye kupasını almış ya, takım seneye de belki ya, şampiyonluğa oynarız diye düşünmedik. Yalçın Bey, ama orada gönderdiğiniz oyuncular bir tek topuz başarılı oldu. Gençler Birliği'nden. Bak, kendi içerisinde başarılı. Yalçın Bey, bak Gençler Birliği'nden Gökhan Ünal Kayserispor'a 10 kilo pastırma parasına transfer edildi. Evet doğru, ben biliyorum. 6.6 milyon euroya da Trabzon'a sattık. Hatta bu çok tartışıldı. Tamam. Yanlış hatırlamıyorsam Ukrayna takımı olan Shakhtar Donetsk. Orayla isimleri geçmişti. Bayağı restless ya oraya git ya da buraya git deme neticesinde Gökhan'ı oraya gitti. Gökhan'ı zorla göndermişti. Yani şimdi bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim anlatmaya ifade ettiğim olay şu. Kayserispor kulübü benim açımdan. Kulüp borçsuz gidiyor mu? Gidiyor. Piyasaya borcun var mı? Yok. O dönemlerde olmamış arkadaşlar. Bak ben sana buradan bilgilerini göstereyim. 2010'da, 11'de, 12'de Mart ayında federasyondaki 6-7 takım ulusal değil UEFA lisans kriteri verdim diyor. Hepsi bakın var. Şu anda Türkiye Ligi'nde 6 tane takım ulusal değil UEFA kriterini almış. Yani UEFA lisansını almış. Alamazsa bunu Avrupa kupalarında oynayamayacaklar. Bak bunları konuşmaya çalışıyorum. Yalçın Bey şey diyor yani şampiyon olsak peki daha fazla gelir elde bakın, diyor. Bakın doğru hocam hak veriyorum o konuda tartışmam. Ben şunu söylüyorum. Biz taraftarlar neye bakarız? Puan cetvelinde bakarız. Puan cetvelinde takımımız iyi yerdeyse seviniriz. Borç alacağı bakmayız. Evet. Yani bizim için en önemli kısım nedir? Kayserispor'un puanı şu anda 23. Belki yarın 20 olacak. Belki yarın 26'ya çıkacağız. Onu bilemeyiz. Ama şu var. Sezon sonuna geldiğimizde 3 takım Galatasaray, Fener, Beşiktaş bir takımda şampiyonluk için başarıdır. Kayserispor için ilk 10'un içerisinde, ilk 6'ın içerisinde hatta bak duruma göre ligde kalmak başarıdır. Ya biz şey şu anda ligde kalmayı bile başarıya özgü durumdayız. Ya bakın. Barcelona'ya Neymar için 200 milyon euro peşin ödediler. Messi'den de çok büyük bir külfetten kurtarıldı. Baktığınız zaman. Şu anda Barcelona ciddi bir borç batağı içinde değil mi? Her yerde konuşuluyor. Ama yine gidip ne yapıyor? Lewandowski'yi arıyor. Bayern Münih gibi takımdan. Kulüp taraftarı borca bakmaz. Yani biz hocam, ne derseniz deyin. Kulüp taraftarı doğrudur yanlıştır onu bilmiyorum. Yok doğrusu futbol, o doğrusu futbol keyiftir. Kayserispor adam ne diyor ben kardeşim diyor ben onu beni bulmam. Takımın şampiyonluğa giden yoldaysa ve borcunda olsa çünkü kulüpleri kimse zarar veya kar yapan şirket olarak bakmıyor.
İstediği kadar etsin diyor. Ben genel konuşuyorsunuz. Seyrettim. Kayseri farklı diyor. Kayseri de gençler oturur kafenin bütçeyi cirosuna hesaplarlar. Böyle de bu işler. Biz aslan ne olur derler. Bu öyledir. O yüzden bizde futbol futbolcuların transferini kaça verdik, kaça gittik, bakkal hesabı yapana kafadan çok zeki bir taraftarımız var hakikaten. Farklıdır. Niye böyle ya bir şey söyleyeyim mi? Yani bak başka şey, yerde yoktu. Serdar bir şey söyleyeyim. İyi bir oyuncu gönderince. Ya bir şey söyleyeyim. Madem bu kadar kar zarar hesap ediliyordu, niye kulüp orta? Niye böyle kulüp? Ben söyleyeyim, hocam, o hesap yapan taraftarları çoğunu koyup da yani şimdi onlar. Sabahtan beri aynı cümleleri kuruyorsunuz, kuruyorsunuz. Bu kadar kar zarar hesabı yapılıyordu. O zaman kulüp niye bu durumda? Bu konuda Yalçın Bey bak bir şey söyleyecek, tutamıyor söyleyecek. Evet, hocam, hocam bak şimdi sen biraz önce çok güzel söyledin. Kulüp, taraftar kulübün borcuna bakmaz diye. Doğru mu? Evet, doğru. Doğru. Şimdi ben de taraftar ağzıyla konuşuyorum. Şimdi hani Gençler Birliği örnekleri vardı ya. Mesela Gençler Birliği. Ben ligde hiç sevmediğim takımlardan biriydi. Neymiş, kulübün borcu yokmuş. Şu anda ikinci ligde. Batı, evet. Cavcav gittikten sonra. Transfer yasağını kaldırdılar. Şampiyonlukta yok. Aşağıda yok. Ortalarda böyle. Cavcav rahmetli Kayserili, bir tarafı Kayserili olduğu için aynı Kayseriler gibi parayı tutuyordu. İşte kulübüm, kulübün borcu yok. Bilmem neyi. Tamam, kulübün borcu yoktu, 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 yoktu. İşte başarısı da yoktu. He, başarısı da yoktu. Şimdi taraftar çok az. Ufkun açık olmazsa, hedefin olmazsa sonuçta geleceğin nokta dip. Ya bir şey söyleyeyim. Bak ben bir demin... Buna ek vereyim ondan sonra söz söyle, kusura bakma. Ya bakın. Biz sabahtan beri şunu söylemeye çalışıyorum. Bir olumsuz tablo çiziyoruz. Ama ne derseniz deyin. Yurt dışına çıktığınız zaman Kayseri'nin en fazla tanınan markası Kayserispor. Tabii. Ve bu markayı bu kadar har vurup harman savurmaya hakkımız yok bence. Evet. Diğer markalarımıza haksızlık etmeyelim. Hayır. İyi markalarımız. Hayır ya, bakın. Trabzon, emin olun bakın bir şey söyleyeyim. Emin olun şöyle kötüydü böyle Trabzon'da kötüydü yok, diyerek markalarımız var. Bakın. Öyle kötüydü böyle kötüydü diyerek haksızlık yapıyoruz. Bence. Evet durum ortaya konulabilir. Ama durum ortaya konulduktan sonra destek verilmeli. Hocam. Bakın 1,5 saattir hocam. Biz durum ortaya koyarken Sürekli takım götüremiyoruz. Çalışıyoruz. Bence bu saatten sonra hocam, bu... Ayhan Bey güzel bir şey yaptı. Evet borcu olabilir. 3 puan silinmiş olabilir. Ancak bu saatten sonra takıma destek vermek gerekir. Modülatör müdahale etti. Benim söz hakkımı aldı. Bana soru sordurmuyor. Yok vakit var abi. Sen şimdi söyle. 4 kişiyiz burada. Doğru. Bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Türkiye'de en kötü yönetilen kulüp hangisi? Hadi. Söyle. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Trabzon. Katılıyorum. Niye? Katılıyorum. Niye? Net olarak altta imzamı atarım yıllardır. Vallahi ben iddia ediyorum. Bu imkan ayrıca sporda olsun. Bütçelere göre en kötü yönetilen kulüp Kayseri. Niye? Bizim Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazandığı parayı kimse kazanamamış. Hatta Trabzon'u söyledim. Ve kazandığı, futbolculardan kazandığı parayı da kazanamamış. Şu anda baktığın zaman en büyük borç onlarda. Onun dışında. Yok biz onlardan çok para kazandık. Ben sana örnekleyebilir mi hocam? Yok hocam. Vallahi örnekleyebilirim. İstersen bunlar... hayır bak istersen. Bir şey söyleyeyim çok basit söyleyeyim. Siz 10 milyon euroya futbolcu sattık diyorsunuz. Fenerbahçe en son Kore'yi 20 milyon euroya sattı. Hocam. Ondan önce Napoli'ye giden. Hocam karıştırın. Şu anda vallahi ya, karıştırıyorsun kusura bakma. Hayır karıştırıyorsun. Niye karıştırayım? İki takımın bütçelerini hesapla. Bak burada... Gelirlerini de hesaplayalım. Muhasebeci. Gelirlerini de hesaplayalım. Mali müşavir. Bakın gelirlerini de hesaplayalım. Fenerbahçe ile Galatasaray ile Beşiktaş ile Kayseri Spor'un bütçelerini bir tutamazsın. Bir tutmuyorum. Bakın tekrar ediyorum. Onların hayır harcamalarıyla bir tutamazsın. Siz bana dediniz ki en kötü yönetilen kulüp evet, hangisi Kayseri dedim. Spor, bu ben bu üç kulüp ediyorum. Dedim. Bak iddia ediyorum. Yine de iddia ediyorum Kayseri Spor. Bütçelerine göre. Şimdi bugün Kayseri Spor'a uygulanan tahta kapatma, ondan sonra puanının silinmesi falan o kulüplerin hiçbirine yapılmaz. Niye? Marka gücünden. Yapmazlar. Yapamaz. Şu anda yapamazlar. Bu 3 tane takımdan biri olsaydı puan silme olur yapamazlar. Mu? Yapamazlar. Bak ben belki sadece Galatasaray falan dedin ya hocam. Ben sadece şöyle bir örnek vereyim. Ben ekonomide şöyle bakarım. Ben Amrabat'ı 8,5 milyon euroya Galatasaray'a tamam satmış mıyım?
Benim kasama 8,5 milyon euro girer. Galatasaray'ın kasasından da 8,5 milyon euro çıkar. Bir tane sponsor da 20 milyon para verir. He. Galatasaray'a. Topuza. Patlıya. Bak. Ya bak. Topuz ne dediğine topuzu tamam, 9 milyon euroya satarsın. Senin kasana 9 milyon artı yazar. Fener'in kasasına 9 milyon eksi yazar. Bu böyledir. Sen bu paralarla besleneceğin yerde... Buraya varmak, nereye varmak istiyorsun onu anlamıyorum. Biz en iyi para kazandığımız dönemde bile kötü yönetildik hocam. Ya şunu söylüyorsun. Şimdi şunu kaçırıyorsun sen. Bütçeler aynı değil. Doğru ama karşındaki takımda bir o kadar para kazanıyor. Ya, yani baktığın zaman senin 10 misli para kazanıyor. Ben bir bağımsız denetçi orada el koyayım. Tamam mı? Evet. Söyle. Şimdi şu anda Türkiye'mizdeki futbol takımlarının bütçesi 4 milyar euro civarında. Büyük bir rakam. Bunun da yaklaşık yarıdan fazlası kulüplerin borç batağı açısından. Yani bütün spor organizasyon ligleri için konuşuyorum. Yani bunu bir araya getirdiğimizde aslında kulüplerin, şimdi dedin ki az önce ifade edin, katılıyorum. Evet, Kayserispor'un kasasına X lira girdi, X takımdan da X lira düştü. Bütün takımların bilançosunu topluyorum. Eksi 2 ya da 3 milyar euro eksik. Evet. Bu para nere? Para yurt dışına gitti. Evet. Kime gitti? Evet. Adı şanı belli olmayan sporculara gitti. 37 yaşında, 38 yaşında. Tabii konuştuğumuz... Adamlar bizden deriz ya hani işte son vurgunu vurmuş emekli ikramiyesi gibi emekli karşılığını buraya getirmeye getirdiğini neden bulduk? Bizim sıkıntımız, meselemiz ne? Aslında biz burada bunu konuşuyoruz. Muhtemelen yönetim de bunun farkında. Diyoruz ki, dedik altyapı. Altyapı evet. Peki biz altyapısındaki oyuncuları beğenmedin adamın için konuşuyorum. Bir futbolcuyu göndermek istemeden önce X bir futbolcuyu Süleyman Urma için konuşuyorum. Önce onu bir kenara bırakıyor. Onun yerine genç futbolcu deniyor. Diyor ki bunun maliyeti bana 1 milyon, bunun maliyeti bana 50 bin euro diyor mesela. Eğer onu tutarsa ne yapıyor biliyor musun? Bir şekilde onu elden çıkartıp gönderiyor, satıyor. Ve o futbolcu oynatıyor. Hep bu şekilde geldi. Gökhan Ünal'ın veyahut da Mehmet Topuz'un veyahut da o arada Serdar Kesimal'ın aklımıza gelen birçok oyuncu açısından. Bir de çok 3 milyon euro satılan oyuncu vardı. Hangisiydi? Kesimal. Evet. Yaman Gürcü oyuncu vardı. Gürcü oyuncu vardı. Evet. Amis Vilaşvili ya. Adam o sözleşmesine 3 milyon dolar euro değil. 3 milyon dolar tek taraflı feshetme hakkı olduğu için bastı parayı gitti. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Futbol bir maliyet unsuru. Bir maça çıkan bir futbolcunun maliyetini toplarsın. O maçtan elde ettiğin galibiyeti toplarsın, kurtarmıyorsa zaten battın demektir. Ama maalesef bizim işimiz, gelirimiz 50 lira, giderimiz 150 lira. İşte. Bir maçın. Ya göz göre burada zarar yok, bunun ötesi yok. Evet hocam, bunu tartışmamamız gerekiyor. Anlatmak istediğim şöyle bak. Hatırlarsan, özür dilerim Yalçın Bey. Dedim ki, Kayserispor transfer yasağı aldığında o hani gençlerle oynadığımız bir dönem var ya. Hatırlarsanız adam biri bırakıp bizi gitti. Gençlerinden bebeğine şey oynadım. Transfer yapmayın dedik. Niye yapmayın dedik? Dedik ki eğer biz transfer yaparsak bir altta batarız. Bari transfer başlayıp küme düşüyorsak borçlu küme, borçsuz düşecek dedik. Doğru mu? O tarihteki başkanımız ne yaptı? Ne kadar adam yaptı? Hepsini gönderdi. Göndermeye çalıştı. Kadro işi yaptı. Ama transfer yasağı kaldıktan sonra bir şekilde pandeminin ayağıyla da doğru mu? Ligde kaldık. Şimdi sorunumuz şu. Ya sorunu biliyoruz. Çözümü de biliyoruz. Müdahale edemiyoruz. Şimdi muhtemelen bilmiyoruz. Kulübün adı kaç yıllığına X firmasına verildiğini bilmiyorum. Kulübün isminin başına sponsorunu kaç yıllığına ne kadar bildiğin hakkında fikri sahibi değilim. Bak, sayarım. Yani aklımı ne sayarsan sen. Hiç geliri yok. Ama tutuyor. Diyor ki devlet X bir zamanda Galatasaray kulübüne bir arsa vermiş. Adam oturmuş ona villa yaptım diyor. 1 milyar TL diyor. Aktifine kaydettim. Ya Kayserispor aktifinde ne var ya? Tesisle bile Kayserispor'un değil ya. Basitinde konuşayım. Tesisle bile Kayserispor'un değil. Kayserispor'un hesabına yazıyorum. 4 tane forma, 8 tane ayakkabı, krampon. Oradaki tesisattaki kişiler yatacak, kalkacak. Maliyette de orada. Aktifle de gayrimenkul. Herhalde yani aklıma kalan 30 ya da 35 milyon TL değerinde bir değerimiz var. Dikil taşı yok. Dikil taşımız yok ya. Sen devlet, Serdar devamlı konuşuyor. Siz de ekliyorsunuz. Ya yani paraları Galatasaray, Fener, Beşiktaş'a aktarmış. Bütün kaynakları aktarmışlar. Şimdi 600 milyon TL o tarihte Galatasaray Stad TOKİ yaparken Kayseri 80 milyon TL'ye Kadir Has'ı yaptı ya. İki tane konu var şimdi konuşturum. Basit konu arıyorum bunda. Basit. Bu konularla ilgili kısaca fikrimi söylemek istiyorum. Bir tanesi bu takımlara verilen desteği ben hep söylerim. Galatasaray'a verilen desteği en çok desteği almıştı son 10 yılda. Evvelatı da var.
Avrupa Kupası'ndaki başarısından sonra o dönemde çok ciddi bir destek aldı. Çok destek aldı. Halkımız da buna destek verdi versin diye. Niye bilmiyorum. Velhasıl o desteğin aynısını herhangi bir kulübe verseydi, Argıncıkspor, Bünyanspor, Felahiyespor, sallıyorum. Hakikaten bu kadar destek alınsaydı Avrupa'da final oynardı. Ne söylüyorum? Çünkü yok, bir stat yaptı. Açıklanan rakam 300 milyon euro stat yapıldı. Metro gitsin diye 60 milyon daha harcandı. O dönemde. Ya komik rakam. Şimdi bakın bizim kulübün borcu açıkları 800, biz 1200 diyoruz. 1 milyar dolar borcu var. Açıklıyorlar 800 milyon dolar diye. Daha da bir sürü. Onlarda da aynı şeyler var. Borçların, borçlar vesaire. Gelecek alacaklar kulübün çok açıklıyorlar. Kulübün borcu derneğin borcu ayda sportif bir de şunu borcu yapıyorlar. 10 yıllık satmışlar borcuları. Kiraya vermişler. O dönem öyle yaptılar. Onu da gelire kaydederek bu şekilde hesap yapıyorlar. Ve nasıl? Yani kulüplerin ama puan sildin mi? Hayır, silinmez. Çünkü destek veriliyor. Mevzu bu. Birinci konu benim fikrim bu. Sadece Galatasaray üzerinde söylemiyorum. Yani diğer takımlardan işte. Trabzonspor çok destek alıyor. Yani hakeza öyle. Yani. Dört takıma ciddi destek veriliyor. Kayserispor'un durumuna gelince de hep şu konuşuluyor. Recep Mamur döneminden bahsediliyor. Recep Mamur dönemi bence kötü yönetim değildir. Bazı kafasında bir şeyler olur. İnsanlar çok eleştirmiştir o dönemi. O dönem sportif anlamda baktığımızda o dönemde çok başarılar elde ettik. Mali olarak baktığımızda bir şekilde satışlar yapıldı. Ve hep artıda olan bir kulüp vardı. Gençler Birliği'ni örnek verdik. Gençler Birliği gibi borçsuz bir kulüpken öte yandan aynı zamanda da sportif anlamda da bana göre başarılı oldu. Ama şimdi, çok başarısız yönetimler geçirdik mi? En başarısız yönetim dedin şey için, evet. Şimdiki yönetim için. Daha eşin başından itibaren baktığımızda bir futbolcuların göndermesi hikayesi vardı. Orada bir takdir gördük. Bu kadar desteğe rağmen gelinen duruma bakıldığında hakikaten Kayserispor yönetimi bir önceki yönetimde tarihe göre söylemeyeceğim, en başarısız demeyeceğim ama çok başarısız olduğu aşikar ortada. Evet. Ve bu daha da çok bence ortaya çıkacak çünkü halının altına süpürülmüş muhtemel sorunlar da büyüyerek ortaya çıkacak diye fikirlerimi üç konuda söylemiş oldum. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey var. Biz Kayserispor konuşuyoruz ya. Dikkat ederseniz sürekli sorun konuşuyoruz. Hatta şöyle diyemiyoruz. Ya seneye biz bu işi toparlarız diyemiyoruz. Doğru. Daha karamsarız. Doğru. Daha gerek yok. Neden gerek yok? Ben onu söylüyorum size. Şu andaki sistemde... Şu anda izleyici, bence tekrar ediyorum. Şu anda izleyenin önündeki kafasındaki tek soru Alanya maçıdır. Alanya maçında asıl sorun biter abi. Hiç kafanızı takmayın. Bak şöyle. Yani bu arada Alanya maçında ben iddialı değilim. Bence alacağız şunu yani. Şunu kaçırıyorsunuz yani. 1,5 saattir bakın bir şey içerisinde sürekli olumsuz algı yaratırsanız olumsuz herkesin mutlu değil. Ya sabahta yapılan o. Herkesin mutsuz edersiniz. Yok. Şu anda öyle ya da böyle Kayseri Spor Süper Lig'de iyi bir yerde ve Alanya maçı çıktı. Nedeni şu bak. İnşallah. Şey hocam şu doğru gelir, değil. Herkesin keyfi yani. Nedeni tamam şu. 45 dakika bunu konuştuk. Tamam 45 dakika bu olumsuz. Şey hocam niyeti şu bak. Ama çok basit. 45 dakikada yani insanlar ya önümüzde bir maç var. Hocam bak çok özür dilerim. Bak bir şey söyleyeceğim. Konuşamıyorum. Hayır. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz rahat rahat konuşuyoruz. Bildiğimiz için konuşuyoruz. Geçmişte rahmetli Recep Mamur başkan döneminde falan kulüp başarılıydı. Transferler maddi falan başarılıydı. Geldi gider ama yani. İşte modülatör burada. Orada da bir şey bir modülatör sürü şey. Modülatör ne? Bir sürü şeyler sümen altı edildi. Kulüp eleştirilemedi, ne yapamadı. Yandaş medyalar falan. Her şeyi güllük vallahi herhalde bunun forum sesi vardı. Hiç acımıyorlardı. Evet. Futbolcular da orada yüzüne kaç söylüyorlar ya. Bu hale yani geldi. Hiç kimse o zaman müdahale etseydi bu olaylara basın aracılığıyla hukuki falan kulüp bu hale gelmezdi. Çok iyi paralar kazandık. Başarımız, borcumuz yoktu, doğru mu? Öyleydi. Yani. Doğru. Borcumuz yoktu. Şimdi milyonları konuşuyoruz. Nasıl oldu? Demek ki başarısız bir sürece girdik. Şimdi şu anda 1 milyon ben iddia ediyorum bu yani doğru değil o rakamlar daha üstündedir. Ya şimdi o zaman oturalım biz her programda. Gerçekleri ya söylemeyelim 1,5 saat, hocam. Hayır söyleyin. Bu söylemeyin demiyorum biraz ama 45 dakika söyledikten sonra diğer 45 dakikada ön tarafında futbolun bir keyfini sunacak bu şehrin takımına zarar vermeyecek şeyler hayır, de söyleyin. Vermiyoruz. Veriliyor hocam. Yani şimdi olur mu hocam? Şu anda ben baktığım zaman
Şimdi, sürekli bir olumsuz bir şey yok. Sürekli bir olumsuz bir şey yok. Semih Hocam, biz birinci bölümde Kayserispor'un puanı niçin sildi? Evet. Bunu izah ettik. Evet. Bu konuda anlatmaya çalıştık. Bazı sorunlar, sıkıntılar olduğunu belirttik. Konuyu kapattık. İkinci bölümde evet biz şunu kabul etmeliyiz. Puan silindi bitti ya. Evet. Az önce ifade ettiğimizde. Biz zaten önümüze bakalım. Kulüp büyük bir ihtimalle bu borcu kapatır. Muhtemelen ikinci sıkıntıyı açar diye düşünüyorum. Ama yeni gelen dosyanın sorunu olmayacak. Evet. Hakikaten. Bu, Alanya maçı konuşurken evet. Şöyle gidiyordu. Ben Alanya maçı hakkında konuşanlarımı şuraya yazmıştım. Ya, silindi hepsi yani. Şimdi yarın, yarın Kayserispor'un Alanya ile önemli bir müsabakası var. Şanssızlığımız olduğunu söyledim. Hakem de şansımı söyledim. Çağdaş Atan gibi artı hanemize yazan artı bir avantajımız olduğunu söyledik. Ve ayrıca de Kayserispor kulübü şu anda moral olarak futbolcu açısından söylüyorum. Bir belirsizlik var o futbolcular tabii huzur verecek. Muhtemelen çözülmüştür. Çözülmeseydi Bertolacci gibi hepsi çok giderdi zaten. Bunu bilin yani. Muhtemelen çözülmüştür ya da çözülme noktasına gelmiştir. Eğer Kayserispor yarın Alanya müsabakasından puan ya da puanlar alırsa inanın yani Kayserispor bir sıkıntı kalmaz. 3 puan da alsa ama biz şunu anlamalıyız. Yani adam bize 6 ay, federasyon bize 6 ayda 3 ayda pardon 2 ayla 1 ay arasında süre verir. Bilmiyorum ne kadar süre verdiğine emin değilim. İtirazlar reddedilecek büyük bir ihtimalle, 3 puanımızı silinecek büyük bir ihtimalle. Bunu konuşmayalım artık. Biz şu anda, Ali Başkan da muhtemelen çalışıyordur. Ben daha göz başta inanıyorum bunun buduna düşmesini istemez. Ki hiç kimse yani 3 yıl emeğini vermişsin, yaptın seni o gemiyi limana kadar getirdiğin sürecinde ne çekildiğini kimse bilmez. Limana getirememişsin, son anda bir hamle yemişsin, eksiz 3 puana gitmişsin. Peki. Yani, şu bilgilerle bitirelim programı. Önemli çünkü Alanya karşısında Kayserispor, Mametiyen ve Oliver Kemen'le. Sen Mametiyen'i soruyordun. İkisi maçta yok. Sakat değil mi? Niye yok? Kulüp tarafından yapılan açıklama şu. Mametiyen, Alanya Spor maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda sol ayak bileğine aldığı darbe ve eş zamanlı ayak bileği burkulması nedeniyle Oliver Kemen'se geçmiş olduğu ağır gribal enfeksiyon nedeniyle kamp kadrosundan çıkartılmıştır. Denildi. Sen şüpheci bir adamsın. Ama gribal enfeksiyon Kayseri'de var. Duygusal bir hastalık bunlar ya. Kemen'inki de böyle. Ben ama şöyle söyleyeyim. Hocam ben şu hocam çok özür. Valla ben oradan şeye takılırım. Tiam acaba hangi ülkede yaşıyor? Paris'te mi kutlayacak Noel'i? Nerede kutlayacak? Ya ona özellikle konuşmamız lazım. Şimdi sol ayak bileğine darbe aldı. Şimdi Tiam büyük takımlarda da gördük. Yalnız Tiam Noel'i kutlamıyor. Atlanan hata şu. Biz şimdi şey yapıyoruz bak. Bunlukta Murat Bey şunu demesi gerekiyordu. Biz niye salı, çarşamba, perşembe maç yapıyoruz da cumartesi, pazar yapmıyoruz? Onu konuşalım abi. Onu konuşmamız lazım. Aslında belki bunun arkasında yatan kişi... Cumartesi, pazar maç yok ki zaten. Ha niye yok? Olsun işte. Noel'den dolayı. Tamam işte. Noel'de yılbaşından dolayı. Noel'de değil. Ya İngiltere maçı biz yapmıyoruz ya. Işte. Evet. Cevabını verdi. Tiam sakatım tamam. Süre. Şöyle bu vaktimiz var değil mi? Bir bölüm daha yapalım o zaman. Kısa bir bölüm. Kısa bir ara veriyoruz. Bağırın ardından devam edeceğiz. Hocam büyük takımlar da görmedim. Son bölümdeyiz. Şimdi önemli gelişme. Alanya maçında Mametiyen ayak bileği burkulmuş. Kemen global enfeksiyon olmuş. Burada Serdar Erbaşı var. O dedi ki ben tesis koydum. Bunlar kesinlikle tırnak içinde duygusal olarak hastalanmışlar dedi. Duygu mühim ya. Duygu mühim. Futbolda duygu çok önemli. Yalçın da diyor ki ya Noel yılbaşı tatili. Noel dündü. Yılbaşı tatil için olabilir diyor. Sakatlanmış olabilir diyor. Hepimizin kafasında bir şüphe var abi. Yabancı oyuncular hep yapıyor. Onu konuşuyoruz. Büyük takımlarda da yaptılar. Adam ya şimdi, kafa attı gitmek için gene bizim hakem atmadı dışarıya. Şimdi muhtemelen lig başlarken planlama yapmaları lazım. Bu planlamalar son zamanlarda dini bayramlar da artık en azından göz önünde bulundurarak iş yapmaya çalışıyorlar. Ya Kurban Bayramı'nda maç yapıyoruz ya, ama yılbaşında yapmıyoruz. Abi bunu şu şeyi bitirelim şu önemli çünkü bu Noel Kurban yani ben de çok sinirleniyorum o duruma. Şimdi biz bunu... Abi Mametiyen Kemen niye oynamıyor? Ya oynamama sebebi muhtemelen... Kulübün yaptığı açıklama bu mu ya? Doğru mu bu? Ya doğru olduğuna inanmak istiyorum. Ama doğru olduğuna şüphem var benim. Tiam ortada yok çünkü. Abi ortada yok. Yeni olmuş çünkü bu açıklamaya göre. Yeni olmuş. Alanya Spor maçı hazırlıkları sırasında olduğu söyleniyor. Ayak bileği burkulmuş abi. Son ayak bileğine darbe almış. Nasıl olduysa. Murat Bey Kayseri'den mi şu an futbolcuda? Evet abi. Yani şu anda Kayseri'deki gözüküyor ama belki gitmiştir bilemiyoruz abi. Kadroda yok diyorlar. Olabilir yani. Çarşamba günü geçen baktım işte. Ya şimdi mesela burada vardı Kemen... Bu maçı alacağız filan diyordu. Bir ama şöyle bir futbolcu da duygusal şeyden bir grip oldu arada ya. Kayseri'de çok ciddi bir grip şeyi var.
Ya biz, var mı? Biz gene iyi niyetli olalım ama. İyi niyetli mi olalım? İyi niyetli olalım biz gene de. Şimdi şunu açıdan belirtmek lazım. Ya Adana Demirspor maçında, Kayseri Adana Demirspor maçında Onyekuru gitti, topa vurdu. Vurdu. Hakem sarı kartı vermedi. Seyirci ciddi bir tepki gösterdi. Kardeşim dedi, sen dedi bu topa vurdun. Gönderim hakem gönderdi. Aradan belli bir vakit geçti. Onyekuru yine aynı topa gitti, bir daha vurdu. Hakem tuttu, sarı kart gösterdi. Benim etrafımdaki herkes dedi ki, herhalde dedi bunun bir sarı kart cezası var, o yüzden vuruyorlar dedi. Maç bitti, geldim baktım, Onyekuru diğer maç cezalı. Diğer maç ne zaman? İşte Adana Demirspor maçındaki o haftaya bakılsın. Yani şimdi... aynısı bakın Galatasaray maçında ne oldu? Hakem dedi ki, kardeşim vakit geçiyor dedi. Şuradan çık dedi. Hayır şimdi... hocam bak öncesi var. Okan dedi ki aman şu kart görmeden ben bunu oyundan alayım dedi. Şuradan çık dedi ha. Kart görmeden dedi ben bu oyundan alayım dedi. Şimdi Okan Hoca dedi ki ben oyundan alıyorum dedi sen dedi. Tamam mı? Baktı şaşırdı törene dedi ki oyundan almıyoruz yani vakit geçti. Ne oldu? Okan... Dedi ki hakem buradan çık kardeşim dedi. Okan nereden biliyor? Dedi ki hakeme ben buradan çıkmayacağım dedi buradan çıkacağım dedi. Hocam Okan nereden hakem biliyor? Hakem de tuttu. Hacı der, sarı kart gösterdi. Ceza oldu sana. Ne oldu? Şimdi cezalı durumda. Peki bu bir saygısızlık. Bununla ilgili o futbolcuya nasıl bir ceza verildi? Nasıl bir ceza verilmiş? İstanbul'da antrenman cezası verilmiş. Yani izin verilmemiş yurt dışına çıkması. Hocam diğeri de hatıracı komik. Kafa attı bizim hakem göndermeyeceğim lan seni dedi. Kırmızıyı göstermedi Beşiktaşlı oyuncuya. Yani o kadar Türkiye'de futbol. Şimdi ve Okan, hakem kafa attığında Okan, bir şey söyleyeyim. Ben VAR'a gitsem. O VAR'a gidildi ya pozisyonda. Ben olsam. Gitmedi. Hiç pozisyonu hayır uyarı geldi ya. Ben olsam pozisyona bakmam. Çünkü niye Beşiktaş futbolcu şöyle yapıyor. Ya şimdi. Yani eyvah diyor. Konuşmuş ya. Olduğumuz konunun özeti ne biliyor musunuz? Evet. Noel. Hristiyanların bir dini günü. Mutlaka kutlama açık. Bu arada Kayseri Spor bunu resmi olarak açıkladı. Onu da belirtelim. Kayseri Spor'un resmi sitesinden Mametiyam şundan dolayı, Ono Kerem bundan dolayı maç kadrosuna alınmamış. Fakat bizim hiçbirimizin bu kafasına yatmadı. Peki, belki doğru bilim. Resmi olarak açıklananın altında bizim ne yazıyor? Bizim şüpheci yaptılar ya. Yazıyor. Bakabiliyor musunuz? Merak ettim. Hocam. İsim olarak mı? Hocam. Kolay Okan nasıl çözdü biliyor musun? İsim yok abi, imza yok. Okan'ın oynadığı dönemde şimdi, ben o kadar net hatırlıyorum ki. Hacı, Popescu, Şaşı, Yavaş'la hep kart görünlerdi. Biz şunu altını çizelim. Bu konuşmuş olduğumuz konu nedir biliyor musunuz? Bir, insanların, herkesin benim dini bir inancı var. Ya biliyorsun bizde bir Bali diye bir oyuncu vardı. Onların belli evet. Dini günlerinde ben oynamam diye sözleşmesine. Özetleyeyim sen devam et abi. Genellikle Noel tatillerinde futbol yabancı futbolcular izin verildi. Onların kutsal günü Hazreti İsa'nın doğum günü. Bir de yılbaşında büyük ihtimalle. Türkiye'de fakat biz hocam. Müslüman futbolcular bir bakarsın Ramazan bayramında maç konur. Kurban bayramında maç konur. Geçen sene var mıydı ya? Geçen hayır abi onların kutlamalarına engel değiliz ki. Gitsin yani, Boğaz'da ya, kutlasın. Ya bize olmadı olmadan iyi oluyor. Evet. Bakın, buyur abi. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu bir gerçek. Ülkemizde şu anda 14-15 tane yabancı futbolcu var. İçinde Müslümanı var, Müslümanı var, Hristiyanı var, Yahudisi var, Ateisi var. Hepsi var. Bir şey demiyorum. Biz diyoruz ki bunu programı yaparken. Ona dikkat edelim. Evet. Yani bakıyoruz Avrupa Liglerinde 2. 3. hafta oynuyor. Biz daha lige başlamamışız. Örnek biliyorum. Ya Antalya'da bilmem niye de maçlar hazırlık maçı ya bir şey söyleyeceğim. Ya lige adam gibi başlayın. Çok adam... özür dilerim. Çok özür dilerim. Şu anda dünyanın en büyük ligi neresi? İngiltere Premier Ligi. İngiltere Ligi. Peki. Söyleyeyim. Maç var değil mi? Bak ben size söyleyeyim. 30 Aralık Cuma West Ham Brentford, Liverpool işte Leicester daha devam edeyim. 31 Aralık Cumartesi Manchester City Everton, Brighton Arsenal 20:30'da devam edeyim. 1 Ocak Pazar Tottenham Aston Villa. Onlar da var. Yılbaşı tekrar uçaktan gidecek belki. Bak. Tekrar ediyorum. Hem 31 Aralık'ta var hem... Bizde Cumartesi Pazar yok değil mi? Yani bir. Ama buradaki temel fark ya. Ne biliyor musunuz? Bu insanlar futbolu sinema gibi keyif aracı görüyor. Veya o gün yapılacak keyifli bir iş olarak görüyor. Bizde futbol tamamen kazanma hırsı üzerine kurulu. Aradaki temel fark bu. Yani şimdi özeti şu. Bu da bir gerçek. Hayatın bir gerçeği. Ya federasyonumuz bunu bir adam gibi ayırlasın. Lige erken başlayalım.
3 ay ara vermişiz lige. Doğru mu ya? Erken başlasaydık biz 3 hafta önce erken başlamış olsaydık milli takım arasında biz devreyi bitirmiş olacaktık. Sezon başında dedik ki aynı ocağın onunla başlıyoruz diye konuyu kapatırdın. Ya bu zor bir olay değil. Biz oturuyoruz. Çarşamba, perşembe maç, salı çarşamba, perşembe maç yapıyorsun. Düşün ben acaba dedim pazartesi ben önümüze Kayseri maçı hangisi diye baktım. Hatta Murat Bey'le dedim ki acaba ya arada şu maç niye bu gene çarşambaya denk gelmişti? Evet, evet. Baktık ki aradaki maç, pazar günü maç yok, cumartesi maç yok. Anladık, pazartesi maç hali olmayacak belli. Ya bakıyorsun İngiltere, cumartesi, pazar maç maçı koyuyor. Var. Bir başı meclisi maç koyuyor, bizde şimdi yok. Ben bunu ister istemez huylanırım arkadaş. Benim de eğlence kaynağım maç izlemek, futbol izlemek aynen şeyleri gibi. Onlar tatil yapıyor, ben tatil yapmak zorunda ya değilim. Ya şey için de koymamış olabilirler. Şimdi Premier Lig çok seyrediliyor. Karşısına koyarsak bizim ligi seyretmezler gibisinden. Belki öyle düşünmüşlerdir. Yani çok abi şey oran para basıyor. Hocam bugün o kadar. Yani bizim Müslüman futbolcuların dini inançlarına göre de olması lazım. Niye Kurban Bayramı'nda ya da Ramazan Bayramı'nda tabii ki o zaman da oynamak zorundalar ki? Lazım. Geçtiğimiz sezon ilk defa şunu yaptı. İftar vaktine maç koymadı. Doğru mu? Daha önce olmuyordu bu. Abi biliyor ya topu taca atıyordu, orada iftar açıyordu. Hakem düdük çalıyordu, fail mi? O arada millet orucunu açıyordu. Biliyoruz. Evet. Bunlar çok şahin olduk. Benim istemiş olduğum olay şu. Ya kardeş ya, bu belli. Bayramların ne zaman olduğu, tatillerin ne zaman olduğu biliyoruz ya. Yani. Biliyoruz, ona göre ayarlayın. Hiç zor değil ki, planlamak bu kadar zor değil. Federasyon ayarlamıyor işte, ya sıkıntı bırak, orada. Bak, biz maçları... Yayıncı kuruluş istediği gibi... Ya bir şey söyleyeyim. Yayıncı kuruluş hadi şey olsa... Bir saati şey ne kadar belli olsa olmaz. Bakın, eğer... Saati ne kadar, sezon başı... Şimdi bakın, bir şey söyleyeyim. Bakın, bu işler prensip sahibi olmaktan geçer. Arjantin futbol takımının kalecisi Dünya Kupası sonrası bir sevinç yaşadı değil mi? Aston Villa'nın onu da atacaklarmış herhalde. Aston Villa'nın teknik direktörü ne dedi? Sevinebilir ama dedi o sevinç bana çok hoş gelmedi. Buraya geldiği zaman gerekli konuşmalar yapacağız dedi. Bakın istese ya bana ne kardeşim Arjantin milli takımında ne yapsın diyebilirdi. Şu anda hani Noel tatili içerisinde orada tatil yapmak için sarı kart görüyor deniliyor ya. Eğer bizim ülkemiz dışındaki bu 5-6 tane büyüklükte bunları yap istersen mesyon. Cezanı verir, gönderir. Prensip var çünkü onlarda. Hocam, bizdeki ben... temel eksiklik şimdi gidiyor mesela işte bahsettik değil mi? Okan Hoca dedi ki İstanbul'da kalacak. Ben olsam kardeşim gördüğün sarı kart ibretlik bir sarı kart. Bu yıl gel Sivas'ta tribünde, soğuk tribünde izledi. Büyük ihtimalle bunu öyle yapacak. Yani yapmayacağını beyan etti. Bunu yaparsan takımda gelecek yılları bu konuda kurtarabilirsin. Yapmazsan ondan sonra herkes ara tatilde işte bir hafta tatil var, milli maç arası var. Bir de ben sarı görürsem iki hafta önce gider gezerim. Bu futbolcunun kafasına girer. Hocam ben o ahlaki boyuttan bir örnek vereyim. Bence benim hatırladığım Türk futbolunda en iyi kararı veren Beşiktaş'ın başkanı Serdar Bilgili Paskal Numa bir hareket yapmıştı. Gece sözleşmesini feshetmişti. Kapının önüne koymuştu. Türkiye'de alınmış futbol adına en iyi karar oydu. Ben iddia ediyorum onu başka bir takımın oyuncusu yapsaydı forma bastırırlardı. O üst baskını forma bastırırlardı. Vallahi. Var geçmişte Türkiye'de var. Türkiye'de en cesur alınmış Paskal karar Nauma'yı, odur. Bak, başka da bilgin tanımam. Olsun diye söyleyeyim. Bilgin olsun diye Paskal Nauma'yı o tarihte Erciyesspor transfer etmek evet. istedi. Vay arkadaş ya. Ne dedi? O söyleşme dedi ki evet. O tarihte yönetici şu anda hatırlamıyorum. Bu kanalda ben konuşmuştuk. Ya diyor yedekte de otursak tribüne adam çeker dedi. Doğru. Ya oynadım ama. Şimdi o ayrı mesele. O evet. Şimdi o dönemki yönetimi de söylemeyeceğim şu anda ki tahmin etmişsiniz artık evet. yönetimi. Ya abi bak şunu söylemek istiyoruz. Nerede tahmin edelim abi? Neyse tahmin abi tamam. Tahmin etmişsiniz evet. deyince. Evet abi. Tarihten ya. Ya şimdi şunu söylemek gerekiyor. Beşiktaş'ta ilişkilerimiz burada olayımız nedir biliyor musunuz? Hep aynı şeyi konuşuyoruz. Aynı ifadeyi kullanıyoruz. İnsanların saygı gösterdiğini uygun şeylerine. Saygısızlık. Ben eski futbolcuları çok iyi biliyorum. Babası vefat ettiği gün cenazesini kaldırmaya evet, mata çıkıyor. Doğru. Bunlar çok ben şahidim. Ama bizdeki ne yapıyor? Moralim, hatunun morali bozuk. Ben ülkeme gidiyorum. Evet. Hadi verme hadi izin vereceksen. Adam oraya yazmış yani. Sözleşmeyi. Noel'de ben gitmem lazım. Ne yazmış? Gitmem diyor. Adam dedi ki Balili ne dedi? Ben dedi ne bir şey günleri. Cuma günü. Cumartesi. Abi, o cumartesi. Gün ben, o pardon gün ya. Ben, cuma günü.
Cumartesi onlar şey cumartesi. Onlar hamur bayramı vardır. O gün, o gün diyor ki benim inancım gereği diyor ben oynamadım. Koymuş maddesini oynamıyor. Ama o gün de maçımız var biz perişanlıyoruz. Bu sıkıntıyı biz de yaşadık. Oynamadık Aysespor maçında. Aynısını Sivas'ı da yaptı bu arkadaş. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ya lütfen bunu abi madem başımızın belasıysa bunu adam gibi planla programla alalım. Bak şimdi aynı Balili İngiltere Ligi'nde oynayamaz. İstediği kadar dünyanın en iyi futbolcusu da olsa. Şimdi İngiltere Ligi'nde kaleciler örnek verdi ya hocam. Alpay Özalan kaptanlarını itti diye bizim milli takımımızın kaptanını itti, rencide etti diye Alpay Özalan'ı İngiltere'den gönderdi. Penaltı sonrası, yok penaltı sonrası şey o, yaptı diye. O yüzden İngiltere Ligi şu anda dünyanın en iyi ligi. Kriteri var. Kriteri var. Diyor ki şu kadar milli olacaksın kardeşim diyor. Ya yıl başında Baksır Tey diyorlar yani bugüne, bu haftaya. Adam diyor ki oynayacaksın kardeşim. Sen herkes. İyi futbolcu oynayacaksın olduğuna diyor. Yani 3 güne bir maç yapacaksın diyor. Tabii. Eğer diyor futbol eğlenceyse sen bu eğlenceden para kazanıyorsan. Şemir Hocam o dediğin neydi anlamadım. Baksır. Değil. O nedir? Yani. Abi bu yabancılar hep bir gün bulur böyle. Black Friday derler bilmem ne derler ona doğru koymuşlar. Ve seviyor bu adamlar bunu koymayı. Ve onun bak bir şey söyleyeyim mi? Onu da işletiyorlar. Niye? O hafta dünyada hiçbir yerinde futbol maçı var mı? Yok. Yok. Peki hadi ekonomi olarak da düşünelim. Şimdi iddiadan hani bu tabii, şey değil. Bay sitelerinde milyonlarca dolar para kazanılmıyor mu? İngiltere Ligi'nden başka o hafta şey var mı? Oynanacak şey? Paralar oraya gidiyor. O zaman da bu adam ne yapıyor? O zaman da bu adam futbola diyor ki sen lige çıktığın an 200 milyon dolar alırsın. Buyur diyor sana parayı veririm. Tamam, ama benim ligimi şey yapmamak için şu şöyle şöyle de transfer yapacaksın der. Çünkü adamlar şeyi kurmuş, sistemi kurmuş. Şu anda öyle ya da böyle herkes bakıyor. O hafta herkes siz de olsanız, televizyon açsanız, maç açsanız oraya başka çareniz yok. Hocam dünyada zaten şu anda futbol en büyük endüstrilerden biri yani. Bunu en iyi kullanan kim? Tabii. İngilizler. 4 milyar euro'nun tabii. Türkiye'deki 4 milyar euro'luk bütçeyi konuşuyoruz. Evet. Futbol bütçesini. Bu ülke yani aslında 1 milyar doları almak için IMF'in kapısında bekleyen bir ülke. Şu anda futbolumuzun bütçesi 4 milyarlardan bahsediyor. Yani şimdi biz bunu düşünüyoruz bak. Şu anda bakın. Şu an IMF'nin kapısında beklemiyor evet. Abi ama orada yanlış bir şey söyleme. Bekledik dedim. Ya geçmişte evet, bekledik evet. Evet. Şimdi beklemiyoruz. Evet. Şimdi şunu söyleyelim. Şu anda kulüplerin borçlarına bakmış olduğumuzda işte geçen Trabzon ismi okudu. 2.3 milyar lira. 2.3 milyar hiç lira. Hiç bahsi konusu oldu mu? Takımen demek ki 1.1 milyon ne yapıyor? Kayseri Spor borcu ne dedik? 8 milyon. 800 900 dedik. Neyse Kayserispor'un yaklaşık 2 katından biraz fazla. Ya şimdi Trabzon'dan Kayserispor'un borcuna kıyaslayınca Kayserispor vahim çıkıyor. Evet. Giresun ayağı da 100 küsür milyon lirayla sıkıntıya düştü. Evet, onunla bizim ne kadar da olur şey. Çok basit rakamlarla. Basit rakamlar demiştir. Ya ciddi anlamda ekonominin olduğu bir kısım. Abi ekonomi iyi yönetimi Yedek Bey'le alakalı bugün, bir şey. NBA bugün niye çok seviliyor? Diyor ki NBA bir şirket kurmuş. Kulüpte diyor ki ben diyor, o takımı orada oynatırım diyor. Ama diyor şartlarım var diyor. Sen oraya alıp alma benim İspanya'da şartım var. İspanya'da da maç var. Yani şart varsa diyor o var. Şarta göre diyor. 29-30-30. Dünya Espo şu anda ne diyoruz? Küme düşecek takım en büyük adayı diye düşünüyoruz doğru mu? Zevk alıyor musun Ümraniye maçı izlerken? İzleme işte diyor. Benim diyor 18 tane takımım 18'e birbirine denk olsa hepsi de mükemmel futbol sevgilisi o lig tutulmaz mı? Ve bir takım yani düşünün yani enteresan sonuç olabilir. Adam Başakşehir'e gitti deplasmanda 7-0 yendi. Bu futbol olabilecek ama bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Biz şunu anlatmam. Biz Kayserispor kulübü olarak daha maçımızı pazarlayamıyoruz taraftarımıza. Tabii. Boş bir şey yok maçımızı pazarlayamıyoruz. Evet şeyinde maç İspanya'da da var. Bakın yıllarca Kayseri Atatürk stadının olduğu eski stadını düşünelim. Kayseri Fenerbahçe maçı oldu çok iyi biliyorum. Fenerbahçe tırı getirdi. Fenerbahçe tırını maç getirdi. Statün kenarına çekerdi. Oradan formayı satardı. Kayserispor işte çift tarife, beş tarife üzerine koya koya maç satardı. Adamların maç forma satışı bizim maç satışından fazla. Ya bir şey söyleyeyim. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bakın Avrupa'ya baktığın zaman en Katolik yani en bu şeye bağlı şey Portekizlerle şeylerdi değil mi? İspanyollardır. Diğer Polonya'yı da sayabiliriz Katolik yani, anlamında. Onlara bak ikisinde de şey var. Hem Portekiz'de ya, maç var hem bak İspanya'da maç var. Ya İngiltere Ligi bazen 24 takımla oynandığını bilirim.
Ne kadar çok oynarsak diyor. Adam dik kupası oynuyor. Fransa'da da var. Kupası oynuyor. Bir türlü maç oynuyor değil mi arkadaşlar? Ayın bunlar birinde ve 29'unda. Maç başı para kazanmıyor. Nakden yayından her türlü paradan kazanıyor. Biz yıllarca biz farklı şekilde de hareket ettik. Büyük bir ekonomi. İyi kullanırsan kulüpler çok büyük paralar kazanabilir. Ama çok kötü kullanırsan da işte 3 puan bugün siler. Yarın 10 puan silerler. Bir bakarsın yok olur gider. Kayseri FK'yı kurmaya kalkarsın ondan sonra. O da en az 5 yılına mal olur. Öyle göründüğü gibi değil. Yani. Hatta şey söyleyeyim. Yılbaşı gecesi Bozdan bitti maç var mesela. Braga Benfica maçı. Oraya 0-0-15'te. Yani bizim 2 saat ge. Abi Bozdan emekliliğini çıkardın ya. Yani hayır şunu söyleyeceğim. Yani 22'de maç başlıyor. Statta girecekler şeye. Üst olur mu hocam diye. Ya onlar da esas olan ay 26 dün de Noel abi yılbaşı o kadar evet, önemli evet, değil Noel yani. Onlar şimdi Noel önemli. O gün maç var mı merak ettim. Hocam şimdi Noel bak. O hiç gitmeye gerek yok. Ayhan Bey gayet güzel özetledi de. Bak şimdi şöyle. Türkiye'de futbol nasıl biliyor musun? Bizim bir kupamız var. Hani geçen sene final oynadığımız Türkiye evet, Kupası evet. Adı. Evet. Türkiye Kupası'na katılmak istemeyen büyük takımlar var artık. Yani yoruluyor futbolcularımız hocam, Angola'da diye. Angola'da da maç varmış. Yani ararsak bayağı bir var. Andorra mı abi? Angola. Yani Angola. Evet, Angola'da da var. Yani bizim dışımızda her yerde var. Afrika'daki ülkeler bile maç yapıyor. Oynamaz. Peki yalnız şu da şey yapayım. Yani o gün Barcelona İspanyol maçı var. Niye Barcelona futbolcuları bugün yılbaşı maç yapmayız diyemiyor? Belki fark cezalıdır. Abicim eminsin değil mi Cumhurbaşkanı'da Türkiye'de maç yok? Yok. Abi yani ben bir anda şüpheye düştüm. Angola, Mozambik falan olunca. Peki kupadan bahsettik. Abi sonra doğru gelip de Antalya'ya gidelim. Antalya'ya gidelim ya. 17-18 Ocak tarihlerinde işte birinde belirlenecek tek maç usulü Antalya'da oynayacağız. Kazanırsak çeyrek finale kalacağız. Kupa yolumuz nasıl? Biz gider miyiz? Biz gene bu sene finalistiz. Final onayız mı diyorsun abi? Tabii kesin. Neye göre abi söylüyorsun? Antalya'da. Ben Kayserispor'a güveniyorum. Çağdaş Atan'a güveniyorum. Bak şimdi hocam demin olumsuzluklardan bahsediyordu ya. Etkisi hani oldu. Olumsuz konuşuyor dedi. Evet. Biz dikkat edersen sahanın içini hiç konuşmadık. Sahanın içinde her şey olumlu. Puanımız silindi. Neye üzgün olduğumu söyledim. Sahadaki ter akıtan futbolcular. Ben de onu söylüyorum. Sahanın üzgün içini konuşalım biraz tamam. Da diyorum. Biz sahanın içiyle bir problemimiz yok. Şu anda sahanın içini konuşalım. Bak yine dışarı. Yok. Sahanın içiyle bir problemimiz yok. O çocukların yüzünden sahada tarih konuştuk, yüzünden, para konuştuk. Teknik direktörün yüzünden bu cezalar alınmadı. Bizim problemimiz onlarla. Yoksa sahanın içinde durum ne olur? O kadar inanıyorum ki finalin birine adını yaz, unutma Kayserispor. Evet. Bugün şey yapalım. Birinin adı 27 Aralık Salı 17:46 da maç mı oynanacak? Yok. Şeyde akşam oynanacak. Tamam. Not aldık abi. Kayseri. Evet. Sen yani biz final oynarız. Final oynarız. Antalya'da şansımız duruyor da neyse evet, son maçta biraz. Şey gibi oldu ya şu Kayseri damadı bir çocuk var ya televizyonlarda. Şimdi. Ona mı döndü? Biraz onun gibi konuştum. Neydi o? Hangi damat ya? Şu Nagihan Alçın'ın eşi var. Ha, Rasim Ozan Kütahyalı. Kütahyalı'ya döndüm. Bugün evet ben de aklıma birkaç defa o program getirdiniz sağ olun. Getirdiniz derken? Ve bir ara çok iyiniz yani. Abi burada ne yaparız biz? Şimdi Alanya ve Antalya hakikaten tarihe baktığımda sadece bu birkaç sene değil. Abi çok ters geliyor. Ben hep bunu düşünüp bulamadığım bir şeydir. Yani tatil yeri olduğu için genelde Kayserilerin tatile gittiği yer Antalya, Alanya ondan mıdır bilemiyorum. Havasından mıdır? O deplasmanlar bize çok zor gelmiştir. Tersiz mayurdu tersiz yerindeydi. Hatta yerindeydi. Onlar bizim buraya gelince de aynı şekilde. Yani bizim hiç unutmam. Birinci yarı bitmek üzere bitti aslında. Son maçını ertelemişlerdi işte. O maç Antalya maçıydı. Liderdik. O maça bir havayla geldik. Çok da hezimet. Ya. Kötü 2-0 kaybetmiştik. Çok bir sürü maç var öyle. Hafızamız hep böyle kötü yer işaretler. O yüzden psikolojik olarak o deplasmanlar çok zordur. İki tane zor maç normalde. Öyle gözüküyor. Tek maç olması çok kötü. Yani böyle. Ya burada çıksaydı keşke. Ama seri başı Antalya'ydı. Onu da söyleyeyim. Seri başı olduğu için. Seri başında sahasında oluyor. Eleştirdiğimiz bir konudur. Ters olması lazım. Velhasıl yalnız sahanın içine baktığımızda şehre uymuş, taraftara uymuş bir hoca ve hep bahsetmiş olduğum gibi riski az transferlerle dolu iyi bir kadro var. Ali Naibi'nin zamanında bildiğim kadarıyla kurduğu bir kadro. Bu takım ne yapar?
takım kafalarını karıştırmazlarsa futbolcuların sadece sahadaki oyununa konsantre olması için biz elimizden geleni yaparsak yönetim olarak veya şehir olarak bu arkadaşlar ilk 6'ya da kalır. Türkiye Kupası'nda finalde oynar. Kadromuz çok iyi. Yeter ki gölge etmeyelim. Öyle düşünelim. Gölge etmeyin, sen eyleme öyle bir şey. Ya final, sen de final oynarsın. Yani bu arkadaşların parası zaman da verirsin. Ortam sağlansın. Bu arkadaşlar ilk 5'e de ilk 6'ya da kalır. Sezon sonunda finalde oynar. Gayet ki ama kafaları karıştı. Ben Konya maçı için farklı fikirlerde bulundum ama Konya maçı kafalar karışıktı. Kafaların neden karışık olduğu da maç sonundaki açıklamalar da zaten oraya çıktı. Kafaları karıştırmazlarsa bu takım çok iyi yerlere gelir. Fakat biraz çok kafa karışacak olabilir gibime geliyor. Ya işte gel karışmasın. Mametiyan ve Kemen'in işte sakatlıkları dönüyor. Kulüpte resmi açıklamalar. Doğrudur belki. Niye öyle? Ya belki de doğrudur. Bilmem ama yani Mametiyan birkaç maçta da böyle... Ya bir de bir şey söyledi ya. Şemur hocam sahaya gidince söylediniz. Ben iki tane noktaya bakarım. Futbolcuların psikolojisini anlamak için. Bir kere sahaya gidince zaten anlıyorsunuz. Eğer televizyondan izliyorsam İstiklal maçı okunurken böyle tek tek gösterir ya. Orada da yüzlerine baktığında anlıyorsun. Konsantre mi değiller, kafasında ne var? Anlıyorsun. Konya maçında onu çok hissetmiştim. Yani inşallah o gölge etmeyiz de biz, arkadaşlar oynarlar oyunlarında. Buradaki yorumları Türkiye'deki futbol iklimine dayanarak söyledik. Hani inandırıcılığı, hani sadece Kayserispor üzerinden değil, Türkiye'deki büyük takımlardaki futbol falan. Futbol ikliminden yani, dolayı yorumları. Şey anlamadım yalnız. Şimdi oraya takıldım. Dinliyorum. Şimdi tamam. Dediniz ki şey bir programa benzetti. Evet. Eğer baz alırsak Sinan Engin siz mi oluyorsunuz? Tip olarak olabilir ama. Biz o sıra Ayhan abiyle başka bir programdan gelip siz izliyorduk. Yani böyle arada bakışıyorduk biz. Yani siz ikiniz çok iyiydiniz, fondaydınız. Oturup yani, Murat abi de düşündüm, evet, keyifle seyrettik sizi yani. Kendinize de onu mu yaptırıyorsunuz diye düşünmedim değil. Peki abi sen ne diyorsun? Ha, sen ne olurdun orada yani var mı öyle bir? Ben çok seyrettiğim bir şey değil de. Aslında bir yani ortamı böyle sanki. O tarz programlar bitti ya. Sonra evet. Ahmet Çakar olur mu? Yok. O ateşleyici oluyor. Yani. Şimdi şöyle. Sen de şey o damat. Var biraz damat. Şimdi Alanya maçıyla Antalya maçı hep aynı paralelde giden maçlar aslında. Yani evet. Baktığınız zaman ama tek ayak olması futbolun maçın çok şey yapıyor. Yani çünkü sizden rakip de çekiniyor. Bir gol, çünkü bir gol yediğiniz zaman maçı döndürmek zor. Dolayısıyla iki taraf da kupada temkinli olacaktır. Bence ilk gol atan kazanır. İlk gol atan. Kupa maçı. İlk gol kim atar? Bir dakika. Ben şimdi önemli kupa maçı. Ya ben önce şu Sinan'ın 3 puanımızı alalım Alanya'dan da. Abi alırız o önemli. Türkiye Kupası'nda evet. Antalya Spor'da şansımız tutuyor. 2 defa karşılaştık kupada. İkisini de eledik. Oynamış olduğumuz 4 maçta Kayserispor 3 galibiyet beraberliği var. O zaman maç aldık tamam. Yani alabiliriz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Az önce dedik Alanya'yı ne kadar kötümser düşündük. Muhtemel Antalyalılar hesap yapıyordu. Lan kupada da bunlara hep eleniyormuşuz. Ben Antalya'daki yani 1983-84 senesinde 2. ligdeyken 2-0 ve 1-1 ile geçtik. 17-18 sezonunda da 3-1 ve 2-0 ile geçtik. Yani aslında şöyle söyleyeyim. İki maç mı? İki maç üzerinden de ama muhtemelen grup aşamalı maçlar olduğu için düşünün. Çoğu öyle de düşünün. Bazı dönem çiftleneme oynadık, çift maçlar oynadık. Ama şöyle söyleyeyim. Türkiye Kupası gerçekten adı üzerine Türkiye Kupası, Türkiye'nin kupası olması gerekiyor. Yani ben seri başı olayına karşı olduğum devam dile getirdim. En azından seri başı olacak olursa bunu mutlaka federasyon göz önünde bulundurmalı. Yani mümkünse Galatasaray gidiyorsa Ağrı'yla Ağrı'da oynasın. Evet, ya da evet. Yani geçen kime eledi Galatasaray? Bir Kastamonu. Keçiören miydi? Ya Kastamonu ya da Kastamonu. Evet. Ya maçı Kastamonu'da oyna ya. Yani Ankara'da evet. Keçiören'de oyna. Atıyorum bir de yani, sürprizlere izin vermeyecek ya, bir ortam var ya, zaten. Sürprizler yani, olması istiyorlar. Bak Kayserispor. Bence sürpriz güzelleştiriyor. Kayserispor kupaya seri başı olarak başladık. Bir anda seri başı olmadık değil mi? Olmadık evet. Yok çok iyiydi yani. Ya Kayserispor geçen sezon final oynamış ya. Final oynayan takım, sen Sivas'ı kupayı aldı diye seri başı yapıyorsun. Kayserispor'u o dönem biz kupayı aldığımız dönemde seri başı olamadık biliyor musunuz? Bak bu 4 takım üzerine sistemi kurulmuş. Ne yapıp neydik bu 4 takım final oynatıyor. Final oynatıyorlar ya. Öyle bir şey var. Doğru bu da tartışma. Ben o dönem Sivas ve Kayseri'nin final oynaması... Kimse izlemez sanmışlardı o final maçını. Artık gelmiyorlar Türkiye Kupası'na. Şimdi Türkiye Kupası'nın şöyle bir önemi vardı Türkiye'de. Fenerbahçe bu kupayı alamıyor diye. Düzen hep ama öyle gidiyor. Para ödemesi var abi. Yok izleniyor. Hayır, şöyle, izleniyor. Ama yalnız Aziz Yıldırım şöyle bir şey var. Fenerbahçe demiştik kupayı aldı. Olay çok bitti. O zaman
çok benim için çok büyük zarar. Çünkü ben futbolcuları maç başına anlaşıyorum. Galibiyette aldığım kedi ulaşamadı, versen bile... Hayır, kedi ulaşamadı Cerim bundan dermiş. Yani. Hayır, açıklamasını yok. Aldığım açıklaması maçtaki galibiyet primini alsam bile... Futbolcular ya, olur mu ya? Kupa kupadır. Ama kupa bak, kupadır. Arkadaş, kedi ulaşamadı Cerim bundan der. Öyle yansımaz hocam. Bakalım. Hayır, ben Aziz Yıldırım'ın o zamanki açıklaması... Ya çünkü hatırlıyorum, kupa maçını gençlerinden çıkarırsan o tarafta da o maça gitmez arkadaş. Evet. Yani şimdi bizim geçtiğimiz hafta Keçiören Galatasaray maçı değil mi? Neredeyse kupa maçında. Son dakikada aldı değil mi? Son maçı. Evet. Tribünden asıldı, ben izlemedim maçı. Şu, hiç. Yok, maç, Galatasaray, yani maçı Galatasaray'ın ortalaması gibi iyi. Ama anlatmaya çalıştım. O maça geç. Tribün doluydu aşağı yukarı. Evet. Doğru. Güzel. Yani taraftar maça gelmişti. Pazarlama tekniğidir. Pazarlama taktiğidir. Ya sen şu anda biz çok iyi biliyorum Türkiye Kupası'nda Kayserispor Galatasaray'la eşleştiğinde bir attık da 87 ya da 88'de. Burada 5-0 mağlup olmuş. Evet. Sabahın 7'sinde ben maça gittim. Aynen. Sabahın 7'sinde maça saat 2'deki maça ya da 3'teki maça ben sabahın 7'sinde bulundum. Bu da nostalji maçtaymış. Beraber aynı maçtan veririz. Olay nedir evet, biliyor musun? Demek ki ama o maç İstanbul'da oynanmış olsaydı tabii rövanşta orada oynandı ama en azından o şehir biz küme düşmüşüz. 2-3 yıldır Süper Lig takımı görmemişiz. Gelinde bir Galatasaray bugünün şartlarında. Ya bunu düşünmeleri gerekiyor. Onu konuyu açıyor artık. Tabii bak şimdi zamanımız varsa var. Bu maçla ilgili Ayhan Bey'in söylediği maçla ilgili bir anımı anlatayım. O zaman ortaokulda okuyorum. Üzerimde de mavi bir kocam var böyle. Kabarık böyle. Şimdi stada girdik hocam, futbol nereden nereye geldi. Erkilet kale arkasındayım. Tabii beton tribünler. Bana dediler ki sen ezilirsin dediler. Beni o kalelerin giriş kapılarının orada beton olurdu. Şey. Evet, evet, düz beton. Bir tane amca beni o yukarıya oturttu. Oğlum dedi, ezilirsin yukarıda. Şimdi goller de hep o kaleye atılır. Prekazi falan böyle. Şimdi ilk defa renkli televizyonda golleri gösteriyor. Arkada mavi görünüyorum. Tam Erkilet kale arkasının şey, görüntüler varmış bir bakalım. Ama telif meselesinden dolayı yaşamıyoruz. En azından mavi görürüz. Öyle bir izlemiştik. Yani telif arşivi hiç olmuyor mu onlar? Siyah benim süre geçmesi lazım. Sistem ne siyah süre? Beyazdı. Bir 20 kaç senelik o? 40 yıllık ya. 40 yıllık mı? O telif aç bizde çok kaynak var kafanda. Evet. 84 sezon büyüdü. 84-85. 86-87. 87-88. Yani. Şimdi tabii biraz gecenin bu saatinde. Abi program süresi arttı. Biz neredeyse çocukluk anılarımızı sünnet evet, anılarımızı anlatmaya başlayacağız abi. Gece saat 1'e doğru herhalde. Yani aslında bak ne? Kızdığım ne diyor? Hani şey, bazı yorumcular diyor ya, futbolun içinde yoklar, çıkartıyorsunuz falan. Biz futbolun içinde hep vardık. Hep vardık. Ben o tribünden geldim. Ben tribün ağzı konuşuyorum zaten. Kayserispor'la ben hep vardım. Peki abi, sonunda bir de şunu konuşalım. Şimdi 14 haftalık geçmiş diliminde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 6 kez ceza verdi Kayserispor'a. 1.5 milyon TL ceza aldı. Kötü tezahürat, işte sahaya pet şişe atılması bilmem ne falan. Şey, bir de en çok aldığımız sahaya usul şey. Usulsüz seyirci, beleş seyirci diyelim. Yani locaları anlamıyor. Onlar locaları yoksa, bu çok önemli bir konu. Bir onu konuşalım bitirelim. O mu? Yoksa şimdi sürekli taraftarlar ceza alıyor. Localara gelen şey doğru. Tekrar ediyorum. Şimdi batı alt ta oturuyorum ben. Sahaya pet şişe atıldı. Ben ceza aldım. O maça girmemem gerek. Siz de aldınız yani. Hayır, ben almadım. Örnek veriyorum. Tribün aldı. Tamam. Tribün aldı. Ben tamam, o maça girmemem gerekiyor. Ben o maça girersem usulsüz olmuyor mu? Oldu işte. Locadan giriyorlar. Oluyor o zaman. Tespit ederler. Siz alırsınız. Şöyle bir de locaya işte, haydi Allah giriyor. Kimse evet, denetlemiyor. Bu arada bir şey yaptım. Pak cezayı bastı. Aynen. Loca yüzünden yapılıyor. Hocam, ve genelde o 3 maç, meşhur 3 maçta oluyor bunları. Çok ağır ceza alıyoruz. Şimdi o ceza konusunda şöyle bir şey var. Türkiye'de pasolik niye çıktı? Usulsüz seyirci alınma abi. Bak, pasolik niye çıktı? Galatasaray dediğin gibi, Konya, yani, Trabzon maçı. Şunu söyleyeyim bakın. Oraya hiç girmeyeceğim. Çünkü bir firma, eleştirsem çok ağır eleştireceğim. Çünkü yaşadığım şeyler var. Ama şunu söyleyeyim. Orada çok ince bir nokta var. O cezalarda. Federasyon 4 yıl önce galibiyet başına
Ne kadar para diyormuş? Ceza neymiş? 4 yıl sonra galibiyet başına ne kadar ödüyor? Ceza ne olmuş? Ona bakmak lazım. Çünkü federasyon galibiyet başına ödenen paralar düşerken dolar bazında cezalar müthiş derecede artmış. Yani siz eskiden bilemiyorum 100 bin dolar veriyorsanız, 200 bin dolar veriyorsanız şimdi 60 bin dolar veriyorsunuz. Eskiden 10 bin dolar ceza veriyorsanız şimdi 50 bin dolar veriyorsunuz. Burada da konuşması gereken şeyler var. 1 milyon 480 bin 500 lira cezanın biz 856 bin TL'sinin 3'te 2'sini neredeyse usulsüz seyirci almaktan yemişiz. Az önce Serdar'ın dediği gibi. İşte belli maçlarda dediğimiz olay ya. Ya yani bunu da acayip ceza yiyoruz. Yani bunu da bir an önce bitirmemiz ama gerekiyor. Ama dediğim şeyde federasyon çok şeyi var. Cezalar çok arttırıyorlar. Her yılda şey... Ya, niye göz göre göre ceza yiyorsun ki? Ya, o da ayrı bir konu. Hocam o da yani federasyonun problemi. Biz bunu orada öğretimiz afiyet var. Getirmiştik. Bir an önce televizyonda konuştuk bu konuyu. Evet. Hangi tribüne kadar ceza yediğini anlattık. Ama işin en garip tarafı yemiş olduğumuz cezanın bir kısmını Giresun maçında yedik. Yani 400 bin TL gibi rakamlar yedik yani. Giresun maçı doğru. Ondan önceki maçta hangi maçta? Usulsüz seyirci almak demek ki Galatasaray maçında 400 bin TL. Galatasaray maçı işte küsur tamam olması ya. Lazım. Tamam çünkü Galatasaray maçı... Merdiven boşluklarından dolayı ceza almışız. En 256 bin lira. Burada ben isim de yazdım hatta. Konya maçında 200 bin TL. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani şu andaki o 2 ay önce, 1 ay önceki haberi şu anda... Ben sana buradan okuyayım. Giresun maçında 400 bin TL usulsüz seyirci, Galatasaray maçında yine usulsüz 256 bin TL, Konya maçında 200 bin TL ceza almışız abi. Ya şimdi yazık değil mi ya? 800 bin liradan konuşuyoruz ya. Ya da toplamda 1,5 milyon yani. Liradan konuşuyoruz ya. 1,5 milyonun Türk lirası şu an için karşımızda bir 70-80 bin euro ya. Bin tane asgari ücret miydi? Yani... Biraz şöyle daha ilave etsek bak şöyle bir oyuncunun birinin taraya geliyor. Bak bir dakika. 856 bin lira usulü seyirci alma. Tam bin, 137 bin 500 lira merdiven boşluklarından seyirci alma. O zamanın parası 392 bin lira taraftarların saha olayları. 40 bin TL taraftarların kötü tezahüratı toplam 1 milyon 425 bin lira. Tahtamız şimdi açık. 856 bin lira 137 bin tamamı yönetimin suçu. Kim ne derse desin. Taraftarların saha olayları ayrı bir olay tartışırız. Şimdi abi yaklaşık şey olarak neden 1 milyon lira, bak 1 milyon TL tamamıyla şey, taraftarla... Ayhan Bey şey söyleyeyim, bir taraftar, yasaklı bir taraftarın sahaya girip girmeyeceğine kim karar verecek? Yönetim. Yani yönetim mi orada etkili yoksa... Gerekli hocalar da yaşanıyor, protokolü girenler gerekli orada yaşanıyor. En çok ceza yiyen... Çünkü kuzey... locaya girene yönetim karışamıyor, locaya en almış. En çok ceza hem türbin yemiştir Kayseri Spor'da. Stat'ta? Batı alt. Söyleyeyim. F tribünü. Çünkü niye habire sular bak, oradan atılıyor? F tribünü. Ondan sonra Kuzey alt tribün, C tribün iki defa, D tribün iki defa. Benim de dikkatimi çeken olaylarda, bu arada bir defa deplasman seyirci yasağı almışız. Burada bir sürü isim var yani. 15 ev günlük herhalde sırasını yazdırıyorlar. Rıfat Taş demişler, Savaş Aklı demişler. Bunlar herhalde sırasıyla o maçlarda şey olduğu için gerekli güvenlik önlemini aldırmadığı için bir yetkili yazmak zorunda. Yani bilmiyorum liste 8-9 tane adam var. 9 kişi toplam 135 gün almak. Batak var. Niye ceza yiyor biliyor musunuz? Yedek onda onun da etkisi niye var. Abi? Yani gözlemci onu da söyleyeyim. Ya. Gözlemci bunu da yedi. Duyduğunu yazıyor. Hayır. Yedek, var, yedek hayır. Kulübesi var. Bakın yok, şimdi yok. Bir futbolcu yavaş çıkarken hep o taraftan çıkıyor tamam mı? Veya futbolcunun en yakın olduğu yedek nokta kulübeleri. Orası. Dolayısıyla orası da sürekli suyla tepki gösteriyor. Rakip hocaya falan. Yalnız o yüzden batalt dedim. Peki. Doğru çıktı. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Her söylenme yeni konu açılıyor çünkü. Serdar çok teşekkür ederiz geldiğin için. Üstad çok teşekkür ederiz Yalçın. Ayhan abi çok sağ olun. BBC World aldı galiba artık seni. Gelecek yeni istatistikler, yeni şeyler var mı? İnşallah. Yeni müneccimlik hikayeleri, yeni... Aslında program gündemi yoğunda da nostaljiye uzun süredir ara verdik ama inşallah ondan İnşallah olur. Kehanetler bekliyoruz. Alanya maçında umarım bu istatistikleri kırarız, yeneriz abi. İnşallah. Maç bakalım. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Gelecek sene buluşacağız. Gelecek sene evet. Buluşmak üzere sizin diyoruz. Programımız burada sona erdi. Gelecek hafta, gelecek buluşmak üzere. Hoşçakalın.